güçlü olacağız ve enerji temizleyeceğiz. Hemen elimizdeki likitleri bırakalım. Seni güldüren şeyi defet. Ben çıkartacağım onu için. Ormanlar benim. Ormanlar benim. Gar 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 gar. Yut. Hayvanımın sesini çıkartıyorum kovaya. Benim hayvanım boğa. Seviyorum seni aşık köpek. Ya Simon git ya. Hadi kalkın sarılın birbirinize. Hadi sıvazlayın birbirinize. Sevgi değilim sıvazlayın. Ancıktayım, ancıktayım. Ancıktayım. Andayım, ancıktayım. Sevgi değilim sıvazlayım. Sevgi değilim sıvazlanıyorum. Lütfen bırakmayın. Bırakmayın lütfen. Lütfen ancıkta kalın. Seni tanıyorum, seni seviyorum ey ruh. Seni tanıyorum, seni seviyorum. Allah seni nasıl bir söyle yapsın. Güldürme Beni evinden hepinize merhaba. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Artık yavaş yavaş hem biz hem yarışmacılarımız ortama alışmaya başladılar. Bakalım birbirleriyle zaman geçirdikçe ünlülerimiz arasındaki güldürme rekabeti nasıl gelişecek biz de merak ediyoruz. Evet, vakit kaybetmeyelim ve yarışmacılarımız Güldürme Beni evinden içeri girsinler dedim. Mustafa Üstün daha giriş yaptı. Girebilecek misiniz bakalım içeri? Ha, kapıyı kilitledi. Ha, o da değişik. Evet, kapıyı çalsınlar istiyor. Tam tek kişilik için tasarlanmış güzel bir ev de şu sevimsizler de olmasa. Ne oldu? Kim o? Aa, içerideki kim tek başına? Kimsin sen? Kimsin başla, başla. Sen? Hadi gel gel Suzan gel. Gel kimse yok. Mustafa. Tatlım. Kimse yokken ben girmem sen buradayım. Değil mi? Asla ever never. Niye kilitliyorsun? Film seyrediyordum da. Kimseye yakalanmayayım dedim. Film. Hı. Geldi aslan parçası. Ne abi? Olsun iyi oldu ya geldiğin. Ya ne yapayım? Ya ne yapıyorsunuz be? Ne yapalım? Neredesin biz yengenle ya? Konuşuyorduk ben işte birader. Ben gelirim. Mustafa ya. Benden önce gelmiş. Neredesin ya? Nasıl neredeyim? Nerede olabilirim yani? Şu an buradayım. Biraz dans edelim o zaman. Bil bil bil. Ben hemen hazırım. Oğlum. Bak Suzan çok ben hazırdır. Ben bak şöyle şey bak hazır. Suzan'a şöyle bir şey yap. Hemen hazırdır. Hemen dans etmeye hemen başla. Ooo! Yediyiz. Benim şımarasım var ya. Ha? Şımarasım var. Hadi o zaman. Sinan'a şımarmak oldu zaten. İşte bu. İşte bu da. Suzan'la da dansımızı ettik. Sen ne dedin? Ha? Şeyin var mı senin böyle bir tane imza dansın? Mesela benim imza dansım şu. Her yerde yaparım bunu. Ne çalarsa çalsın şu. Bunu yaptığın zaman herkes bakar ya. Küçüklükten beri bunu yaparım. İmza dans bu. Break dans böyle böyle yaparsın. Herkes bakar sana. Çok salakça bir şey ama severim yani. Senin ya. İmza dansın. Oha güzel. İşte bu resimler çok güzel. Şimdi bir kere daha hatırlatalım. Seyircilere de hatırlatalım bence. Herkes evin içine girmeden önce gülüşmeler serbest. Serbest. Onlar da bunu biliyorlar. O yüzden şu anda bu kahkahaları rahat, rahat hesaba katıyoruz. Evet. Suzan senin imza dansın değil mi? Ne olur Ersin gelince imza dansı istesene. Aa evet tamam. Ersin'de kesin var. Çok güzel. Nursel'den isteme. Nursel'den isteme sakın. Lütfen. Ersin. Hoppa. İmza dansını yap. İmza dansın var mı? Ortamlarda ettiğin dans. Var. Nedir abi? Peki bunun kalçalısı var mı? Var. Yap bakayım. Kalçalısı. Ha. Bu nasıl bir dans? Hoş geldin tatlım. Biraz trafiğe takıldım ya. Merhaba, merhaba, merhaba. Tari imza dansı nedir? Ortamlarda ettiğin dans nedir? İmza dansı. Çabuk. Gerçek bunu mu yapıyorsun ortamda? O kadar yapabilirim. Tamam ne yapıyorsun? Geldin diyelim ki bir ya, anda... Çok, çok sıkışırsan. Şeysem... Çok kendini göstermeye çalışıyorum. Eğlenceliysem şunu yaparım. Pulp Fiction. Hello. Bursa.
Güzel. O zaman senden imza dansını alabilir miyiz? Ortamlarda yani görünmek için hepimizin bir imza dansı var. Açıklıyorum. Benim dansım bu mesela. Hani ortamlarda böyle dans ben ediyorum, böyle görmüyor insan. O öyle var, yapıyor. Var. Senin var mı imza dansı? Artık ben kitabımı imzalıyorum arkadaşlar. Oo! Vay 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 vay, çok havalı. Ya imza dansı der, o değil. Yine yanlış anladın ya. Uf ya. Ya imza dans. Yani Nursel gelmiş mekana ve aa, imzasını attı. Ne güzel dans ediyor. Yani senin kaşen gibi. At dansı. At dansı. İşte bak. Ay. Oldu bak. Peki bu ne işe yaradı senin hayatında? Ha? Hani ne işe yaradı? Oo, birisi geldi. Oo hanımefendi çok güzel attı dansı yapıyorsunuz. Vallahi at gibi falan. Gerçekten ilgi çektiniz falan dedi mi mesela? Ay yapıyorum gerçekten değil mi? Doktor ol, evdekileri muayene et. Hocam ben yanlış bir ilaç aldım. Hareketlerim çok yavaşladı. Ha? Çok uzun olduğu için. 2055. Çiko beni eğlendir diyordu. Çiko gel. Ah kurbağa. Prensesin suratına zıplamış. Suratına mı? Aslında Çiko içten içe Aslı'ya aşıktı. Artık bir prense ihtiyacım var. Ben artık! Ha! Kadıköy'de dere ağzı, Ankara'da havaalanı. Ne? Almanya'da Kreuzberg. Bize kalan bir şey yok mudur? Var tabii. Patates tabii. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Biz de gayet iyiyiz. Merhaba Sinan, nasılsın? Evet. Aslıcığım ne haber? Çok da şey yapamayacağım, kusura bakmayın. Her şey yolunda mı? Birazcık alıştık mı birbirimize? Ben öyle hissediyorum değil mi? Biz kontrol odasından net alıştılar. Bunu gördük. Rahattınız. Bugün daha da rahat olacağınızı hissediyorum. Bir suskunluk hakim oluyor bizi görünce karşınızda. Niye öyle oluyor? Ama çok eğlencelisiniz biliyor musunuz o taraftan? Öyleyiz değil mi? Çok rahat. Biz, biz öyleyiz, o kadar rahatız ki özellikle gülmeme çabalarınıza. Gülme ve güldürme oranını bir kere daha anlatayım size. Bunu bilmenizi istiyorum. Gülme ve güldürmeleriniz toparlanıyor. Birisi birinden çıkarılıyor ve aradaki farka göre hesaplanıyor. Gülmeniz. Yani gülmemeniz o kadar da önemli değil. Bir o kadar da güldürmeniz gerekiyor. Durum bu. Bize söyleyeceğiniz, soracağınız bir şey yoksa biz kontrol odamıza geçiyoruz. Sizleri zevkle izlemeye devam ediyoruz. Biz kapıdan çıktığımız andan itibaren her zaman söylediğim gibi güldürmek serbest, gülmek yasak. Kolay gelsin. O zaman son bir kez. Kolay gelsin. Arada gül o kadar şey değil ya. Çocuğa dikkat et. Valla ona dikkat et. Bak kapı, kapı kapandı. Bitti. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Hazır hepimiz buradayız. Ya Suzi gelir misin? Serbest zamanda mıyız? Ya, gel hayatım buraya. Hayır serbest tamam, zaman. Gel buraya. Ya gelmeyeyim orası çok istiyor abicim. Suzi'cim buraya gelir misin? Çok istiyor. Arkadaşlar. Nursel'cim sen de gelir misin tatlım? Kahve alacağım ya. En son ben geldim. Siz yiyip içmişsiniz. Bence güzel gidiyor Şahin. Ben hiçbir anons yapmayalım. Birazcık böyle serbest. Evet Sinan zaten bir alıştırmaya bakalım. Başladı gibi bir şey oldu. Ha, çünkü şu anda iyi gidiyorlar evet, yani. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Lütfen yönetime söylersen biraz klimayı azaltsınlar. Yönetim gelirim biraz oraya. Klimayı azaltır mısınız? Aramızda üşüyen insanlar var. Hadi. Eğlendir bizi. Sadece seni satmadım bak hepimizin. Sinan. Aynı. Evet. Oyna. Şey oynayalım mı beraber? Hepimizin oynadığı şey. Madem imza danslardan girdik. Sessiz. Lan. Bravo. Ya sen var ya. Hadi sessiz oynayalım. Sinema. Oha. Çok güzel bir şey. Ama evet. Gruplaşmadan oynayalım. Birisi bir film anlatsın. Benim aklımda bir film var. Hadi gruplaşmayı sevmiyorum. Tamam mı? Yerli bir saniye. Bacım. Yerli. Bir saniye. Çok güzel bir tane film var aklımda. Kaç kelime? Beş kelime. Kaçıncı kelimeyi anlatıyorsun? Hiç bilmiyorsun bu oyunu ya. Ok atıyor. Ne? Ha, halat. Olta. Olta, balık. Aa, şey. Şey sürüyorsun. Pilot. Kırbaçlı pilot. Olta atıyorsun ya. Işın kılıcı. Kırbaç. Kamış. Kırbaç değil mi ya? Kukuleta. Sihirbaz. Sihirli bir şey. Büyü.
Büyük fışkırtmak, şey. Atmak. Işın. İksir. Magic. Şey. Şimşek. Lingardium Leviosa. Elektrik. Hukkabaz. Harry Potter filmi mi bu? Ateş Kadehi bir şeyler. Elektrik. Benim, şimşekle eşdeğer bir kelime. Hukkabaz mı? Büyü, iksir. Büyü. Aa, şey buna. Büyüyle eşdeğer, sihir. Ay ona şey deniyordu. Başka. Ya. Neydi? Büyücü. Lanet. Büyücü. Lanet. Lanet. İki var mı? Lanet. Sadece lanet. Lanet. Tamam. Okey. Lanet. İkinci. İkinci. Oh. Oh canım. İyi olsun. Oh. İyi. İyi olmuş. Olsun. Oh olsun. Ha olsun. Lanet olsun. İçimdeki insan sevgisi. Peki çok hızlı bildiğim için bir alkış var. Çok güzeldi. Çok güzel ama ben de güzel anlattım bence. Vallahi güzel anlattım. Evet. Gerçekten. Beğendiğim bir film. Öyle bir film var mı ki? Ya bunun filmi ya. Lanet olsun içindeki var tabii ki. Bir de bunu bilmiyorsun ya Mustafa. Hayır. Mustafa abi repliydi de. O olsun olsun. Kendi bence güzel anlattım. Ya. Çok iyiydin. Bence çünkü ben böyle oynamamıştım. Ben böyle oynamamıştım. Ben böyle oynamamıştım. Yani ben daha değişik oynadım. Bu yorumu da... Ama çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Abi adamı gösterip aslında bulurtacaktım ama şimdi... Öyle yapsan lanet aslında da... Lanet bunun olmaz abi. Cadı, büyü falan oradan bulmanı. Bu ne orada ya? Orada da. Bu... Ama sen bayağı buldun lan. Benim hiç aklıma gelmedi. İyi buldun laneti. Ama önce Aslı buldu, eşdeğer, sihir, büyü deyince ben de lanet. Büyü, lanet ama Aslı başlattı, sonra o yordu, sen... Yani şey... ben bilmiş olabilir miyim? Ya sen büyü dedin ya, up ya. Her şey sen. Hadi bakalım. Beyler. Evet Arsene'cim. Ben sana söyleyeyim. Sen mi şey yapacaksın? Evet. Ha. Zor tabii ki. Vaan. Bilemem. Yerli. Kaç kelime? İki. Yalnız kaldım sonra. Ya o kendi bildiği filmi anlatsaydı keşke. Tamam. İşte aynen kendi bildiğimi anlatıyorsun. Ha kendi bildiğimi anlatıyorsun? Evet. Yerli. İki kelime. Birincisi. Birincisi. İkincisi. Evet. İçki. İçki. Sarhoş. Sarhoş. Su. İçmek. Su. Su. Susuz yaz. Hayır. Küçük. Küçük. Koyun. Kutsal damacana. Damacana mıydı o? Hemen de anladım. Nasıl yaptın onu? Aa! Su, damacana. Damacana. Bravo. Damacana, abi. Buradan damacanayı nasıl? Abi, bence bu danışıklı bir şey. Dövüş. Hayır ya, damacana işte. Danışıklı dövüş. Damacana aklına geldi. Kutsal damacana. Anlatma kabiliyetim yüksek. Tebrik ederim. Böyle ve böyle yaptın. Onun anlama kabiliyeti yüksek. Ersin. Şu fanustan bir kağıt çek bakalım. Sana ne çıkacak? Evet arkadaşlar fanus oyunlarına başlayabiliriz. Başlayın. Ben başlıyorum. Fanus oyunları. Evet. Gerçekten mi? Fanus oyunlarına mı başladık şu anda? Evet, kim söyledi ona? Ben söyledim kendime. Nereden geldi? Talimat mı geldi? Ya baktım ki filme yana şey yapamıyorsunuz. Ben ne oluyor abi? Ben o kadar hızlı değilsiniz. Sevgili arkadaşlar, biraz serbest zaman içerisinde sizi izledik. Ama şimdi... Serbest zamanımız bitti. Artık oyunlar başlıyor. Bilginiz olsun. Evet, doktor ol, evdekileri muayene et, onlara hastalık uydur ve birini hemşire seç. Hemşire olmasın o. Hemşire. Bence birini, Suzan'dan güzel hemşire ol. Birini hemşir seç. Hemşir mi? Evet. Sinan'dır o zaman. Tamam, olur o. İşte. Hemşirenin erkeğine hemşir mi deniyor? Hemşire öyle bir şey yok. Öyle mi? Uydurdular ya. Öyle bir şey. Hayır, öyle bir şey hemşirim, hemşirim derler ya. Ya bir kere aa hemşirim nasılsın? Aa ya, şehrim derim. Aa öyle mi? Ay pardon ya ben 44 yaşına kadar her şeyi yanlış öğrendim. Evet. Ya diye. Sinan hadi gel şey yapalım. Hadi gidelim. Doktor hazırlanalım gelelim. Evet. Doktor oluyorum. Gel yardımcı ol bana. Geldim hocam. Buyurun hocam. Gel abi şimdi. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Evet. Ersin, şu kötü espri yapabilir miyim? Sıraya girelim mi biz de? Ersin, bir kötü espri yapabilir miyim? Doktor bu ne? Evet, şimdi... Hocam, evet, şimdi Sinan'cığım sen de yardımcı oluyorsun. Tabii, tabii. Tabii. Şimdi bu evde herkesi muayene etmek zorundayım. Evet kızım, ben şöyle bir hafif dönersin, dönersen. Şöyle hafif. Öksürün. Öksürün. İyi. Tamam. İyi dedi. İyi. Kızımız sağlıklı. Şöyle sağlıklı. Kızımız sağlıklı.
Evet. Buna şimdi mı baktınız hocam? Evet. Psikopat. Tamam. Şu zaten gösteriyor. Biraz pompalasaydık. Yok mu tansiyon mansiyon bir şey? Yok. Bir de kızımızın tansiyonuna bakalım. Evet. Evet. Şurada sıkıştır bakayım. Evet. Bravo Sinancığım. Evet, şu kadar profesyonel destek almamıştım. Aynen öyle. Tamam, şimdi bakalım kızımızın tamam, şekeri var mı? Şekeri var mı? Kendisi çok şeker ama bakalım. Evet, şimdi bakalım. Sayılır mı o? Yalandan gülme sayılmaz bence. Şeker kullanıyor musun kızım? Öyle yaptın değil mi? Hı? Şeker kullanıyor musun? Şeker kullanıyorum hocam. Kullanıyorsunuz. Çay şeker. Niye şişmiyor hocam bu? Çay şeker. Ben buradan görüyorum. Aslı zaten yatar pozisyonunu almış. Bak Sadi de öyle. İkisi de hastalar şu anda. Evet. Yaşayacaksınız. Güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki varsınız. Tabii, sağ ol, sağ ol canım. Geçmiş olsun. Şimdi sırayla bakıyoruz çünkü Mustafa'cığım şey olabilir. Ne doktor bu ne? Şu ceketiniz. Dur kapı kaçtırma. Evet. Ne yapacağım? Şu koluna bir takayım abi. Hocam evet. Mustafa Bey geçen hafta biliyorsunuz geldiği zaman biraz böyle taşikardisi vardı, çarpıntısı vardı, ondan şikayetçiydi. Şu an biraz daha stabil hale geldi durumu. Bana varsa bir hap evet. Alabilir miyim ben? Tamam. Hap. Evet. Biraz daha agresyon var hocam kendisinde. Mustafa'nın en büyük sorunu... Kolu. Sana mangal virüsü bulaşmış. Evet. Siz de öyle söylemiştiniz hocam geçen sefer. Çok tehlikeli bir virüs evet. O. O yüzden azaltman lazım. Peki tedavisi ne? Evet. Evet. Sürekli şey ormana evet, gidiyorsa atletle mangal yaptığın için mangal virüsü sana bulaşır. Bu mangalı biraz azaltırsa bu sıkıntılarda... Dil altı verelim mi hocam kendisine? Tabii. Dil altıyla biter o iş. Tamam. Siz oraya giderken ben veririm. Bu hastalıkta moral çok önemli evet. Mustafa'cığım biliyorsun. Şimdi Nursel Hanım'a bir benim bakalım. Benim tansiyonum burada atıyor. Burayı ölçer misiniz? Evet güzel. Onda kalf şuradan tansiyon bakalım. Denilen şey var hocam. Evet. Yani şuradan ölçülüyor onun tansiyonu. Evet. Nursel Hanım. Şimdi şöyle bir de takalım. Evet, evet geçen hafta da geldiğinde de öyleydi. Nursel Hanım'a bir bakalım. Yalnız tek tansiyonla herkesin tansiyonuyla bütün her şeyi çözüyorsunuz. Yani ve şişmiyor tansiyonlar şey, mükemmel. Alternatif tıp. Tıp ilerlemiş. Tıp okudu. Tıp okudu. Evet tıp. Tuğla gibi kitaplar okudu. Yani. Evet. Tıp harbiden ilerlemiş yani. Tansiyonla her şeyi çözüyorsun. Nesi var? Evet Nursel Hanım bacak tansiyonunuza göre bu hayatta daha çok gülmeniz lazım. Evet. O yüzden sizin tek ilacınız gülmek. Nedensiz tik vardı hocam bir de. Nedensiz tik vardı geçen sefer. Evet. Geçen hafta baktığınızda Nursel Hanım'da. Hocam. Şu an biraz daha normale döndü kendisi. İşte dediğim gibi evet. Hayata biraz pozitif bakarsa, biraz gülerse o dertlerinden, kederlerinden kurtuluş oluyorsun Nursel Hanım. Hocam ben yanlış bir ilaç aldım. Psikiyatrik bir ilaçmış. Hareketlerim çok yavaşladı. Boyu çok uzun olduğu için. Hep yukarıdan aşağı baktığı için. Evet. O yüzden enerjisi düşmüş. Beyne kan gitmiyor değil mi? Gitmiyor. Kibrofobia doğru. Var bir de. Biraz hani, halkın arasına karışırsa. Biraz sosyalleşirse. Evet. Evet. Yani hiçbir sıkıntı merhaba. Olmaz. Bak. Merhaba. Sadece hemen de sosyolojik bir fobi eksikliği. Tedaviye cevap veriyor musun? Hemen cevap veriyor. Hemen tedaviye hocam, cevap veriyor. Hocam şeyde Bey, doktor ismi. Bey. Merhaba. Doktor Bey siz buyurun. Hipokrat yemini yaptınız mı? Ettik. Ya, yapılmıyor. Yani nasıl ediliyor. Nasıl ediliyor? Bir yapar mısın? Hocam ben bir edebilir misiniz? Sizecik. Ben söyleyeyim size siz tekrar edin evet. İstiyorsanız. Doktorum ben. Ya vallahi billahi iki gözüm önüne evet. Alsın doktorum ben. Doktorum ben doktorum. Doktorum ben doktorum. Çok yollar geçtim. Çok yollar geçtim. Çok eğitimler aldım. Çok eğitimler aldım. Sizlere daha faydalı olmak için. Size daha faydalı olmak için. A**ım olsun ki doktorum ben. Benim doktorluğum tartışılmamalıdır. Benim doktorluğum tartışılmamalıdır. Ey Hipokrat. Ey Hipokrat. Sen de biliyorsun ki. Sen de biliyorsun ki. Doktorum ben doktor. Doktorum ben doktor. Neymişim ben? Neymişim ben? Doktormuşum ben. Doktormuşum ben. Buna nasıl dayanıyorlar? Ben dayanamam yani. Evet. Evet. İmza doktor imza. Ersin Korkut. Evet. Olay bu arkadaş. Ben dedemi en son gördüğümde 8 yaşındaydı. Bana hep şey dedi, patates kafa gel buraya. Doğru. Çok aynı, tıpatıp. Ben de aynaya bakıyorum, bakıyorum. Diyorum ki bu çocuk kime benzedi? Ramo, 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 ramo. Hep bunda uyuyordu, kurban oldu. Başınız sağ olsun. Ben avukatım. Bu
Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi, Kadıköy'de Dereağzı. Dereağzı ne olur ki? Almanya'da Kroşberg. Bize kalan bir şey yok mudur? Size kalan var tabii. Patates tarlası. Diksiyon dersi vereceğim ben. Diksiyon dersi. Bence sen benim dersime bir daha girme. Congratulations. Buyurun hocam. Baldıran dalları ballandırılmalı mı be ya? Baldıran dalları ballandırılmalı mı be ya? Ne yapayım be ya? Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perle ve berberi bastı bacak Bedir ile biberli bir papara yedi. Bravo! Evet Sinan, şimdi senden bir oyun başlatmanı istiyorum. Arkadaşlarına söyle, burasını bir masal evi gibi düşünsünler. Ve herkes kendine bir masal kahramanı seçsin. Sonra da masalı anlatmanı ve arkadaşlarına seçtikleri karakterlere göre arkadaşlarına oynamalarını iste. Evet, bir şey soracağım. Burası bir masal evi olsaydı eğer. Evet. Her şeyi geç, bizi unut, tamam mı? Ama herkes tanıdığı kadar karakterlerini. Burası bir masal evi olsaydı kim hangi karakter olurdu? Ben kurt olurdum. Prenses. Prenses. Ama hangi masal? Herkes karıştırabilir masalları yedi bu arada. Yedi cüceler. Sen yedi cücelerin yedisi de miydin mesela? Yok, biz yedi kişiyiz. Yedisini toplasam ben olabilirim. Sen hangi cüce olurdun? Yedisi birden. Öfkeli mi? Hayır. Öfkeli neşeli. Bana ait. Öfkeli yok, bana neşeli de olma. Uykucu. Uykucu cüce. Tamam, sen prenses misin? Ben prensesim. Sen Suzan. Ben vampir. Vampir. Prenses ve masalda vampirin vampir. Aynı masalda olduğu bir masal var mı? Uydur. Ha, öyle uydurmasyon. Evet. Ben kurbağa olayım, biri beni öpsün. İhtişi şey. Kurbağanın birisi seni öpecek, sen prens olacaksın. Ben kurbağayım. Aha. Ha, birisi biri beni öpecek. Anladım. Mustafa hakikaten birinin onu öpeceğine inanıyor mu? İnanıyor. Niye öpmesin? Aa, ben öperim Mustafa. Siz benim kurbağa olduğuma inandınız yani, değil mi? Ben öperim Mustafa abi. Lan yürü yapıyorum. Git, ben kurbağa kurbağa değilim o zaman. Sen nesin? Ben anlatacağım abi. Masalı anlatacağım. Ben uykucu Şirin. Sen uykucu Şirinsin. Şirin değil ya, cüce. Cüceyim. Şirin nereden var? Cüce. Şirinlerde de uykucu Şirin. Bir şey söyleyeceğim. İşten kaytarmak için mi yapıyorsun bunu? Hayır. Ulan o uykucu cüceyi ama bu masalda... Ama uykusu kaçmış. Tamam, evet. Ben ne olayım? Uyur cüce. Anladın ben ne olayım? Sen evet. Dev ol, dev. Dev mi? Sen dev misin? Maymun olayım. Elma yiyen cadı. Yediren. Ben uykucu cüce ama uykusu kaçmış. Maymun. Maymun. Kurbağa. Tamam. Ben de masalı anlatıyorum. 2055 yılındayız. 2055. Güldürme beni krallığım. Krallığın prensesi Aslı orada çok mutsuz, üzgün, sıkılmış bir şekilde uyukluyordu. Kah yatıyor, kah kalkıyor, of. Kah sıkılıyor. Of. Sıkıldığı zaman da minik maymunu Chico'yu çağırıyor, Chico beni eğlendir diyordu. Chico gel. Chico beni eğlendir. Chico da türlü oyunlar yapıyor ve Aslı'yı eğlendirmeye çalışıyordu. Ama kimse bilmiyordu ki aslında Chico içten içe Aslı'ya aşıktı. Zamanında kötü bir cadının büyüsüyle bir maymuna dönen bir prens de aslında Chico. Ona şirinlikler yapıyor, bazen tepesine çıkıyor. Bayağı bir tepesine çıkıyor. Aa, Chico. Tabii ki Aslı da prenses olduğunu hatırlıyordu. Bir dur yahu Chico ya, bir diyordu. Bir dur yahu Chico. Yerini bil. Ah Chico diyordu. Ah Chico. Biliyor musun? Biliyor musun? Benim artık bir prense ihtiyacım var. Benim artık bir prense ihtiyacım var. Bundan sonrasını kendisi söylüyordu Aslı. Bundan sonra ha? Bundan sonrasını kendisi konuşuyordu Aslı. Benim artık bir prense ihtiyacım var Chico. Sen prens misin Chico? Ama hem maymun hem kurbağa prens olamaz yani. Kurbağa konuşmuyordu. Henüz duruyordu. Daha rolü gelmemişti çünkü. Sinan, senin yapacağın işe yani adam bir masalda hem kurbağa hem de maymun prens olur mu? Chico, ben çok sıkılıyorum. Bana prens bulmanı istiyorum. Tam o sırada
Kurbağa Mustafa yüzüyordu. Ama Kurbağa Mustafa aslında bir prensti. Yüzüyordu. Yüzüyordu. Sadece oturmuyordu, yüzüyordu. Hareket halinde yüzüyordu. Atlıyordu yani suya. Suda yüzüyordu. Yüzsene ulan. Mustafa abi yüzmüyorsun ısrarla. Niye yüzmüyorsun abi? Yüz işte, adam yüz diyor. Yüzüyordu Mustafa, evet. O da Chico gibi bu bedene hapsolmuş bir prensti. Onun dermanıysa prensesin onu öpmesiydi. Ama gel gör ki aslı prenses neden bir kurbağayı öpsündü, değil mi? Bir gün prenses Aslı suya bakarken orada kurbağayla karşılaşmış. Ha kurbağa. Kurbağayı bıyıklarından dolayı çok yadırgamış. Aa kurbağacık, kurbağacık, senin ne kadar acayip pala bıyıkların var demiş. Aa kurbağacık, kurbağacık, senin ne kadar acayip pala bıyıkların var. Evet. Kurbağa prens arada sırada konuşuyormuş. Dayanamadın mı? Dayanamadın mı? Ne? Bana. Dayanıyorum. Garip bir kurbağasın. Kurbağa prensesin suratına zıplamış. Suratına mı? Suratına zıplamış. Kucağına zıplasa? Suratına. Suratı zor olur. Suratına, dinle beni. O da korktuğu için suya düşmüş ve ağzı yanlışlıkla kurbağaya değmiş. Ve bir anda kurbağa prensten Mustafa prense dönmüş. Heh, merhaba şekerim. Şöyle bir prens olabilir mi? Kalktım diyor. Merhaba yani. Diye uyandım. Günaydın diyor. Uyandım diyor. Prensim ben diyor. Ve bir anda çıplak olduğunu fark edip hemen bir yaprak bulmuş oradan. Önünü benim kapatmış. Benim dans kulübüm var, katılmak istedim. Hayır, yaprakla kapatmış. Elinde değil. Yaprağı nereden bulmuş oradan? Yaprak bulmuş oradan. Onunla kapatmış. Niye beni öptünüz? Öpmedim. Siz pala bıyığınızla suratıma attıyınca refleks olarak dudaklarımız değer oldu. Peki bu refleksiniz hoşunuza gitti mi demiş. Ha, refleksim hoşuna gitti mi? Refleksli biri misinizdir? Evet. Hoppala. Refleksinizi çok beğendim. Gene şurada sarayım var. Ayrıntıları konuşalım deyip Aslı onu sarayına götürmüş. Aslı prenses. Refleksinizi çok beğendim. Gelin ayrıntıları şurada sarayımda konuşalım. O zaman arkama da bir yaprak alıp geliyorum hemen. Lütfen. Aslı prenses ve iki yapraklı Mustafa prens saraya gelmiş. Tabii Mustafa prensi sarayda gören Chico. Yalnız olduğumuz için tamam, evet. Yaprakları çıkartabilirim değil mi? Yaprakları Chico çıkartabilirsin işte. Bir pantolon giymişsindir artık altına diye düşünüyorum. Valla evet. Babanın pantolonu da bana tam oldu ha. Chico delirmiş tabii ki Mustafa'yı o halde görünce. Saldırmış onun üstüne Chico hemen, onu görür görmez. Şeklinde saldırmış. Benim maymun ya Chico. Tatlı hayvandır. Kıskanç maymun. Çok kötü ya. Ya Ersin maymun oluyor ve ben onun nasıl maymun olduğunu görüyorum. Ve maymun olması yetmiyormuş gibi. Bir de kıskanç maymun. Bu arada o çevreden, burayı böyle durduruyoruz şimdi burayı böyle. O çevreden geçmekte olan, elmasıyla geçmekte olan cadı birden kapıyı çalmış. Sarayın kapısını çalmış. Long ding, long ding. Ben açayım kapıyı, ben Igor olarak aç. Buyurun, hoş geldiniz. Elmas atıyorum, prenses öyle nerede? Mi? Tamam o zaman. Bunu yemeli. Tamam o zaman. Prensesin birisi geldi, kapıda elmas atıyor. Siz kimsiniz? Sizi bir yerden tanıyor mu? Bu babanızın pantolonu değil mi? Evet, evet, ben deredeydim. Dereden geldim, aşağı dereden. Peki o zaman, çıksın mı? Satıcı falan istemiyorum ya. Satıcı aynen istemiyorum ya, diyor ama... Bu elmayı yerse mutlu olacak. Kefini bu elmayı yerse ben mutlu olacak diyor. Bence elmayı yesin diyor efendim. Hizmetli. Efendim. Maymunu yedirelim. Ha evet, önce maymunda deneriz. Güzel fikir. Önce maymunda denemeye karar veriyorlar. Ben sana söyleyeyim, bu bunu maymun yerse çok güzel bir yakışıklı bir prens olacak. O da ne senin canım? Maymun bir anda elmayı ısırmış. Charlie. Sen prensese aşık mısın? Evet. İyi de kocası ol hadi. Bunların hepsi prensesin gözünün önünde olmasına rağmen... Prenses hiç bozut ya da anlamamışlar. Görüyor musun? Evet. Nasıl insanlaşıyorsun, erkekleşiyorsun. Ve Chico'nun içerisinden acayip yakışıklı, gorilla, hafif İtalyan tam bir Casanova çıkmış. Ve bir anda Aslı Prenses'in gözü Mustafa'dan direkt Ersin Prens'e kaymış. Aslı çok hızlı reji alıyor, farkında mısın? Şu elmayı bana ver. Yok. Kurbağaya döneceğim, baktım olacak bir şey. Cadı hemen çıkmış.
Onu da sen ye. Ve Mustafa prens tekrardan kurbağa almış. Kurbağaya döndüm ben de nereye gidiyorum? Cadı tabii ki görevini yapmanın mutluluğuyla pis gülüşünü atmış. Sarayı terk etmiş. Bak bunu ye, goril olursun, goril. Ama Transilvanya'dan gelen vampir Suzan Ersin'e eskiden beri aşıkmış. Gel benim oğlum. Ama oradan geçen uzun boylu uykucu cüceyi görüyor. Uykucu cüce yine ya uykusunda yürümeye devam Vallahi etmiş. Vallahi billahi gürültü gürültü bir uyuyamıyor. Onu görüyor, ona aşık oluyor görür görmez. Ben cücemi buldum diyor. Ben prensimi buldum. Ve onlar evliyor muradına. Biz çıkalım kerevetine efendim. Bu haftalıkta masalımız bu kadar. Evet, önümüzdeki hafta bakalım kim ne olacak. Evet, gerçekten bu sürreal masal için. Bu saçma hikaye için çok teşekkür ediyoruz. Saçmalıklarla dolu hikayeye bütün oyuncuların da inanarak oynaması. Çok da güzel reji verdi. Evet, şahane bir reji. Yani Mustafa inandı kurbağa olduğuna. Evet, hatta prens kurbağa olmaktan vazgeçip tekrar ben kurbağa kendim. Koşa koşa hemen deliğe gitti. Doğru bir hareketti. Evet, çok başarılıydı. Gerçekten tebrik ediyoruz. Akışta olacağız ve enerji temizleyeceğiz. Hemen elimizdeki likitleri bırakalım. Seni güldüren şeyi defet. Ben çıkartacağım onu için. Ormanlar benim. Ormanlar benim. Gar 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 gar. Yut. Hayvanımın sesini çıkartıyorum kovaya. Benim hayvanım boğa. Seviyorum seni aşık köpek. Ya Simon git ya. Hadi kalkın sarılın birbirinize. Hadi sıvazlayın birbirinize. Sevgi değilim sıvazlayın. Ancıktayım, ancıktayım. Ancıktayım, ancıktayım. Andayım, ancıktayım. Sevgi değilim sıvazlayım. Sevgi değilim sıvazlanıyorum. Lütfen bırakmayın. Bırakmayın lütfen. Lütfen ancıkta kalın. Seni tanıyorum, seni seviyorum ey ruh. Seni tanıyorum, seni seviyorum. Allah seni nasıl bir söyle yapsın. Sağında duran bir adam var. Bana bakıp duruyor orada. Dikkat çekici bir tipim var. Kesin birazdan beni fark ederler. Ben bir gidip bu adamla bir konuşayım. Nereye gidiyor ya? Hazır boşta bıraktınız, ben doldurayım orayı dedim. Hanımefendiyle sizin bir duygusal bağınız var mı? Yok, benim kankam. Bir sıkıntı yoksa ben kendisiyle bir tanışabilir miyim? Evet, kendisi ama İskoç. My family, İskoç etek. Diyorum kız. Peki ben ne yapacağım o eteği giyip gelirse? Ya işte öpüşün gibi. Abi. Efendim, ışıklardan ve müzikten de anladığınız gibi Sinan, şimdi hazırlanman için seni alabiliriz kostüm odasına. Sadece Ali Cengiz de benimle gelebilir mi acaba? Tabii ki, ne demek. Sadece'cim gel bakalım çünkü ben... tam senlik bir performansın var, anlatacağım. Peki, peki. Abi ben? Yok, bir Sadi ama hepinize ihtiyacım olacak. Ama şimdi Sadi ile gidiyorum ama hepinize ihtiyacım olacağı bir performans. Merak Enerjinize ediyoruz. İhtiyacım var. Merak ama nasıl hadi. Enerji? Sinan'ın sence başka bir enerjiye ihtiyacı var mı? Kendinde zaten bin kişilik enerji var yani, yeter. Bu çocuk ağlamasın diye güldürmeye çalışıyorum. Şimdi aslında Sinan hazırlanmıştır da Sadi'yi anlatması ve Sadi'nin anlaması biraz zaman alıyor. Evet, çıkalım mı? Hadi. Tamam, alalım eşyalarımızı. Ben taşıyayım aslında bunları. Lütfen. Oha! Vay be. Heyecan gibi. Işıkları biraz kısabilir miyiz? Bayağı vuruyor. Ver. Temiz. Akışta kal. Bırak. Akışta kal. Bak. Suzan'a bak. Enerji temizleyeceğiz.
akışta olacağız ve enerji temizleyeceğiz. Hemen elimizdeki likitleri bırakalım. Elimizdeki likitleri bırakalım. Tatlım buraya gelir misin? Çok soğuk. Kendini ama sen benim şeyi alırsın ve üşümememi sağlarsın. Bir saniye. Değil mi? Bir yaklaşma bana. Tamam. Enerjini sadece bakıyorum. Enerjine bakıyorum sadece. Kendini damak baskısıyla mı gülmeni tutuyorsun genel olarak? Damak baskısı kullanıyor musun kendinle? Kullanıyorum. Sol elini ver bana. Sol elin şifalı mıdır tatlım? Evet. Evet. Vur bana sol elini. Tatlım bana sol elini gerçekten vur. Bir ses çıkart, öfke ses. Aa! Tamam, çok üşüyor musun arada sırada? Benim onu, evet, onu üstümden alırsam ben o zaman otururum oraya. Alacağım bir saniye, her şeyi alacağım. Bir saniye tatlım. Sadi orada dur, bırak. Sadi, Sadi bırak. Yapma, yapma, yapma. Nevrozu bırak, nevrozu bırak. Karmik hiçbir karmik, şey yapmıyor. Ruh hastalığı. Çök, çök. Akışta o, bir şey yok. Gel tatlım. Ama orası en soğuk. Gel. Değil, olmayacak. Senin soğukla bir sınavın var, onu halledeceğim. Önce arkadaşınızla başlamak istiyorum enerjisi çünkü bana biraz tutarsız geldi. İzin veriyor musun? Hayır. İzin veriyor musun? İzin veriyor musun? Evet. İzin veriyor musun? Evet. Evren için izin veriyor musun? Hayır. Aldın mı? Aldım. 3-1 aldım. Evren hayrı aldım. 3-1 aldım. Tamam tatlım. Sol elinde değil mi? He. Ver bana. Sana bazı kelimeler söyleyeceğim, onları tekrar etmen gerekiyor, tamam mı? Bırak, bırak, bırak. Onu bırak, bırak onu. Ya gitti, gitti. Küfür edeceğim. Savaşma. Vuruyorsun bayağı. Sol elini ver tekrar. Şifalı olan sol elini ver. En son kime şifa verdiğini... O gülmeden sayılmıyor zannediyor ama o da gülüyor yani. Ver bana sol elini. Gülme. Seni güldüren şeyi def et. Seni güldüren şeyi def et. Ben çıkartacağım onu içinden. Otur yerine hayatım sen. Sen otur yerine. Seninle ilgisi yok. Senin içinde bir şey... Ben sana sinir oluyorum. Tamam oturdum. Senin içinde bir şey var şu an ardılında. O bize mani oluyor. Tamam. Evet. Herkes bir ayağa kalkabilir mi? Ayağa kalkalım. Hepimiz ayağa kalkalım. Ellerimizi açalım. Açalım ellerimizi. Açalım ellerimizi. Ellerimizi açalım. Ben seviyorum doğayı. Ben seviyorum doğayı. Ormanlar benim. Ormanlar benim. Yürürüm ben. Yürürüm ben. Gelir ardımdan orman. Gelir ardımdan orman. Ben artık... Ben artık. Artık. Ha? 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 Enerjimiz burada. Karmiyiz. Karmik kalmıştı. Karmiyiz tekrardan. Karmik enerjinin içerisinde olun. Temiz karmik enerji. Yapmasın o sana. Sana onu yapmasın. Ver sol elini bana. Çık onun içinden. Çık. Damak canavarı çık. Hemen damağınla baskı uygula. Hemen uygula. Hemen uygula. Onu çıkartacağım içinden. Çıkartacağım. Nurullah diye bağır havaya. Nurullah diye havaya bağır. Ya bir git ya. Bağır havaya Nurullah diye. Bağır bırak onu çıkart. Tamam, tamam. Ya bir yürü git ya. Sadi ilgilenir misin? Şu an iyisin biliyorum. Hemen ilgilen. Hemen ona basınflama yap. Yok, ağlayacak şu anda Sızan gülmekten. Ağlıyor yani. Sevgi sıvazı. İğrençsiniz ya. Darılıyorum. Sevgideyim, sıvazdayım. Bağır. Sevgideyim, sıvazdayım. Sevgideyim, sıvazdayım. Ancıktayım, ancıktayım. Ancıktayım, ancıktayım. Andayım, ancıktayım. Sevgideyim, sıvazdayım. Sevgideyim, sıvazlanıyorum. Lütfen, lütfen bırakmayın. Bırakmayın lütfen. Lütfen, ancıkta kalın. Sadi, sıvaz, lütfen. Kaldığımız yerden devam. Sıvazdayım, sıvazdayım. Sıvazdayım, sıvazdayım. Seni tanıyorum, seni seviyorum Eyru. Seni tanıyorum, seni seviyorum. Seni tanıyorum, seni seviyorum Eycan. Seni seviyorum, seni seviyorum. Seni olağanınla kabul ediyorum. Seni uğrunla kabul ediyorum. Sen varsın, sen buradasın. Sen buradasın. Doğru tektir. Doğru tektir.
Sen benimsin. Tamam, teşekkür ederim. Oturum. Bu tek başına kalır ya böyle olursa. Şak kalır, evet. Altı kişi birden gider. Bu tek kişi. Tek kişi. Başına oynar bu. Oturun, evet. Oturun. Otur, otur tatlım. Otur Allah senle. Seni nasıl bilirse evet, öyle yapsın. Evet, şimdi oturun. Evet, oturun. Herkes bir sakinleşsin. Neyse, artık gülme oranlarına bakacağız. Bizi de gördüğün böyle gider. Yani bizi, yani bizi de biri puanlasa. Ben de giderim galiba. Biz de bu programda olmayabiliriz haftaya. Devam edecek misin? Akışta mısın hayatım? Nurullah gitti. Gitti. Tamam. Şu anda karmik bir boşalma yaşayacağız hepimiz. Anlatıyorum çok basit bir şekilde. İzlemenizi istiyorum. Geliyorum. Beni zapt eden enerjiyi söylüyorum. Beni zapt eden enerji öfke. Hayvanımı seçiyorum. Hayvanımı düşünüyorum. Hayvanımın ardıllarını düşünüyorum. Hayvanımın geçmişini düşünüyorum. Ve... hayvanımın sesini çıkartıyorum kovaya. Benim hayvanım, öfke hayvanım boğa. Kovaya çok pis boğaladım şu an. Ya Sinan git ya. Hakikaten Suzan gibi oldum. Yürü git diyeceğim ya. Saçmalama istersen. Bu kadar sap... Yok gitti, hepsi gitti. Artık sap. Öfkem kovada çok pis boğa. Kovanın ağırlaştığını hissedebiliyor musun Sadi? Taşır mısın kovayı tatlım? Portakal reçelim. Anda kal, akışta kal. Ben nasıl boğaladım? Siz de o şekilde hayvanınızı bırakacaksınız. Sonra bu kovada birikmiş olan hayvanlarımızla bakalım ne yapacağız. Başlayabilir miyiz tatlım? Teşekkür ederim. Devam edebileceksin. Daha iyisin değil mi şimdi? Evet. Şimdi daha iyisin değil mi? Düşünmüyorum daha. Şimdi daha. Makyajı bırak. Cik cik. Makyajı bırakman lazım çünkü insanların enerjilerini almışsın. Emüklemişsin, emüklemişsin, emük emük olmuşsun. Makyaj yaptığını biliyorum. Değil mi ne acayip? Evet tatlım. Şuradan başla. Şuradan başla. Evet. Evet. Karmik, ilk önce karmik duygunu söyleyeceksin. Sonra hayvanını kovaya bırakacaksın. Benim karmik... incik. Ne incikleme yok. Ancık, ancık. Karmik... şeyim ne, hay canavarım, hayvanım. Hayır, baştan anlatıyorum. İlkokul çocuklarımla yaptım bunu. Çok daha erken anlamışlardı şimdi. Karmik duygumu söylüyorum. Karmik duygumu söylüyorum. Sonra hayvanımı bu kovaya çıkartıyorum ve devam ediyorum. Karmik duygum benim civciv. Hayır. Karmik duygumu söylüyorum. Karmik duygum öfke. Hayvanım. Karmik duygum öfke. Senin de mi öfke? Değil. Karmik duygum, sevgi! Ve ben hayvanımı kovaya boşaltıyorum. Cik cik dediğin için teşekkür ediyor kova sana. Benim duygum, yalnızlık. Be! Hayvanın neydi? Mustafa. Dürüstlüğün için çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Dürüstlüğün için çok teşekkür ederim. Karmik duygum... aşk, hayvanım da köpek. Seviyorum seni aşık köpek. Buyurun hanımefendi. Sana sarılabilir miyim? Şunun ciddiyetine bakar mısın ya? Çok mutlu oldum senin de duygunu çıkarttığın için. Hayvanlarınızı hatırlıyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. Unutmayın. Buyurun hanımefendi. Önce duygunuzu tasvir ediyorsunuz. Sonra kovaya bırakıyorsunuz. Karnik duygu, ancık doğum neydi, hangisiydi ya? Karnik duygu, karnik, ne hissediyorsanız. Duygu durum bozukluğu. Karnik duygu bozukluğum var. Duygu söyleyeceğim sonra hayvan. Duygu söyleyeceksiniz. Karnik aşk işte dedi. Bozuk, karnik duygu tamam, buyurun, bozukluğum var. Tamam buyurun, hayvanınızı atın o zaman kovaya. Hayvanınızın adını söyleyerek kovaya atmanız gerekiyor. Karga. Buyurun. Tahmin ediyorum kah diyecek. Teşekkür ederim. Ay. Çok iyi geldi ya. Bravo. Karmik duygum mutsuzluk. Hayvanım da aslan. Teşekkürler karmik aslan. Şimdi sizin bütün sizin içinizdeki bütün olmamışlıkların bedelini Sadi ödeyecek.
sizin bütün hayvanlarınızı içinizde kurtulmanız gereken bütün o biyo enerji, bütün o negatif enerjiyi kendi vücuduna alıp onu toprağa verecek. Ve biz buna gözümüzle şahit olacağız değil gözünüzle mi? Gözünüzle şahit Sayın olacaksınız hocam. Ve bir kova hayvanla. Hazır mısın? Temizlenmeni sağladın mı? Karmik misin? Anda kal, anda kal. Karmik misin? Karmik misin? Anda kal, anda kal. Herkes, herkes annesinin kızlık soyadını düşünebilir mi bu arada? Tamam, 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 tamam. Ne oldu? Cibidi püçüvi, cibidi püçüvi. Şak 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 biciyor. Cibidi püçüvi, şak 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 biciyor. Cibidi püçüvi, şak 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 biciyor. Cenin ol, cenin ol, cenin ol, cenin ol, cenin ol. Tamam. Şimdi boğaz çakranız için Sadi öyle kalacak bir şey yapmamız gerekiyor. Boğazdaki karmik enerjiyi boğaz karmik gargarasıyla... Benim ihtiyacım var. Var hayatım biliyorum. Boğazından böyle ılık ılık bir şey geçmesine ihtiyacım var senin. Onun çok farkındayım. Birazdan onu sağlayacağım. Boğazındaki bu karmik... Karmik, karmik gargara yapacağız. Herkes ayağa kalkabilir mi? Herkes ayağa kalkabilir mi? Hiç bunlar böyle bir şey yapacağını da tahmin etmiyorum. Ben de hiç düşünmüyordum bu kadar saçmasını abi. Hatta niye bunlar hiç güldüremiyor birbirini diyordum ya. Ne yapacağız şimdi? Bu sefer de çok güldüler. Herkesin suyu burada. Beni bıçak. Herkesin sularımız. Suyu burada. Karmik su. Gel sularımızı herkesin suyu verim. Burada. Herkesin suyu burada. Herkesin suyu burada. Herkes bir yudum alacak ve... Ben işaret ettiğim zaman herkese bir enerji vereceğim. O enerjiyle gar 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 şeklinde bu karmik enerjiyle Sadi'yi kaldırmamız gerekiyor. İçmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş ama suyu ağzınızda tutun. Senin ılık bir suya ihtiyacın vardı. O bu ağzımızda tutun. Evet, ağzınızda tutun. Tutun, 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 tutun. Şimdi beraber gar 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 gar. Çok güzel. Şimdi hepinize duygu veriyor. Güzel, bunları söyle. Demek sana söylettiriyor bir duygu. Çok güzel. Allah belanı. Evet. Söyle ona. Kız ona. Kız ona. Çok güzel. Aferin sana. Kız ona. Baş et onunla. Evet. Çok güzel. Kız ona. Ne söylemek istiyorsan söyle. Vur. Vur bana. Vur. Vur tatlım. Bana vur. İstiyorsan vur. Evet. Çok güzel. Ben alırım. Senin kötü enerjini. Vur. Evet. Çalkala beni. Şimdi. Ver bana. Devam, devam, devam. Ver bana onu, onu ver bana, onu ver bana, onu ver bana. Daha fazla ver, daha fazla ver. Sen de, sen de, sen de. Evet, evet, yukarıya. Al. Gargarla, gargar, 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 gargar. Gargarla, gargarla tatlım. Hocam adama bir şey oluyor. Hayır, olmuyor. O şu an kendine geliyor. Doğum, doğum onunki, doğum onunki. Sadi yeniden doğdu, çok teşekkür ediyorum. Sadi yeniden doğdu, yeniden doğumu bir alkışlayabilir miyiz? Bravo. Sadi'ye teşekkür ederim çünkü... Sizin bütün kötücül enerjinizi aldı ve toprağa verdi. Sadi. Gel buraya. Teşekkür ederim Frank üzümüm. Çok teşekkürler. Evet, kendinize teşekkür edin. Kendinizi sevin. Hadi kalkın ayağa. Hadi kalkın, sarılın birbirinize. Hadi sıvazlayın birbirinize. Hadi, hadi, hadi birbirinize sarılın. Birbirinize sarılın. Alkışlayın birbirinizi. Hadi alkışlayın birbirinizi. Hadi alkışlayın. Gerçekten ben de alkışlıyorum. Çok güzel performans. Ama süperdi herif ya. Süperdi ve bütün puanlarımı ben yok etti bir anda. Tamamdır abi yani. Ya Suzan bir şey. Tamamdır. Evet, Sinan Bey. Çok tatlıydın sen. Allah helal olsun sana. Senin de orada yemin işin zordu ya. O herife. Helal olsun. Aynen. Allah. Tebrik ederim. Yani Sinan var ya. Tuttum tuttum. Şeydi ya. Öyle tuhaf bir şey yaptı ki bir sabah... Burada dalga geçiyoruz tamam mı işte. Bu bana işte göya sunuculuk yapıyor bilmem ne böyle bir şey oynadık kendi aramızda eğleniyoruz. Abi oradan bir şey aldı herif benden onu satıyor bana burada ya. Sol el muhabbeti. Hayatta genel olarak dediğimi yaparım. Dediğimi yaparım. Ya var ya. Bak gerçekten dediğimi yaparım. Çok demiştim. Pis. Pissin, dediğimi yaptın mı? Yaptım valla. Ya hiç ya tutamadın kendini ya. Orada bütün koptum gösteri boyunca. Orada koptum ben. Ben sana ne derim? Valla yaptın. Sol el. Helal olsun sana. Ulan ama Sadi çok iyiydi.
Abi Sadi tam istediğim asistandı. Vallahi bak. Bence sıradaki başlayalım. Doğaçlamamızı, evet, oyunumuzu evet verelim. Çünkü benim kafamda kurduğum küçük bir şey var. Şahane. Rolleri anlatacağım. Yalnız bu sefer şöyle bir şey yapacağım. İki kişiye rolleri... Açık değil değil mi? Açık yok, kapalı. Kapalı. Ayda hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Gizli saklı hoş ne yapıyoruz burada? Gel, gel, gel. Ayda hoş geldiniz. Ay sen... Bir dakika, evet bir dakika. Şimdi bir dakika. Konuğumuz sensin madem öyle. İşler değişti. Bir dakika. Yok ben... başka konuk vardı da onun kafasına vurdu. Ya bak, bizimkiler bir alem biliyor musun? Şu kapıdan içeri girecek kimsenin sıralamasını da bize söylemiyorlar. Biz şu anda tam oyunculara yeni bir görev verirken... içeriye sen girdin. O zaman Ayta'yı dahil edelim mi? Edelim. Edelim bence. Kesin edelim. Edelim. Bence edelim. Bir dakika ama o zaman o şeye verdiğim rolü hemen rolü Suzan'dan alıyorum, Ayta'ya veriyorum. Ersin. Şimdi, aa, süper. Şu bir dakika. Tamam. Şimdi bu benim kafamda kurduğum oyunda bir hala rolü var. Ersin'in halası olacaksın. Ya yapma Allah aşkına. Şu anda Ersin bilmiyor. Sen bu kadarını bil yeter. Ben de onlara bunu... Artık gerisi olaylar kendiliğinden gelişecek. Ben de bilmiyorum. Bize de sürpriz. Bize de Allah sürpriz. Allah hepimizin yardımcısı. Şimdi sen burada otur. Ben Ayta hadi gir içeri dediğim anda seni buradan şu kapıdan... Tamam. Bak karşımda da göstersinler şimdi bana kapıyı. Orada bir sahnemiz var. O kapıdan içeri gireyim. Güya orası kapıymış yapacağız. Seni böyle güzel görkemli bir şekilde sahneden içeri sokayım ben. Sevgili arkadaşlar... Şimdi minik oyunumuz için herkes hazırsa rol dağılımını yapıyor ve kısaca konuyu anlatıyorum. Ersin ve Aslı, nişanlısınız Aslı ve Ersin. Çok yakın bir zamanda Ersin, deden maalesef rahatsızlığı nedeniyle vefat etmiş. Kaybetmişsiniz dedeni, çok da hastaymış zaten. Bir halan varmış senin Almanya'da yaşayan. Çok ani bir kayıp olduğu için cenazeye de yetişememiş. Ama tabii ki geliyor Türkiye'ye. Minik minik oynamaya başlayın. Ben halanızı siz oynarken içeri göndereceğim. Aşkım. Gel şu koltuğa gel. Hadi gel aşkım. Gel. O bir işaret midir nedir aşkım? Mustafa Üstündağ. Kimseye belli etme. Sen Mustafa hikayemizin avukatısın. Belli etme beni dinlediğini. Onlar da bilmesinler. Sen, ben içeri gir Mustafa dediğim anda içeri giriyorsun ve dededen kalan hiçbir miras olmadığını, çok kıymetsiz bir iki şey bıraktığını söylemek için içeri gireceksin, hazırlıklı ol. Evet, hazır. Ama ben dedemi acayip seviyordum. Dedemi çok seviyordum. Geçecek civcivim. Vallahi çok üzüldüm ben dedemi. Geçecek civcivim, geçecek. Allah. Ben dedemi en son gördüğümde 8 yaşındaydım. Bana hep şey dedi, patates kafa gel buraya. Hazır mısın? Hı-hı. Alıyorum seni, geç. Ersin ve Aslı şimdi kapı çalacak ve halanız gelecek. Sahneden gelecek, orası kapıymış. Yol, trafik, trafik. Ah geldi. Allah halam geldi. Geldi hala. Aa! Ana! Halam! Korban olayım ya! Ay yavrum! Ersin'im! Gözüm yollarda kaldı. Vallahi halam benim ya. Korban olayım ya. Ah gelin bakayım. Halacığım ben söyledim arkadaşlarıma da. Sen. Kızım sen buyurun. Şöyle otur. Tamam efendim. Ben söyledim. Nasıl? Benziyor muyum? Çok. Aynı. Tıpatıp. Aynısı. Ya hiç sormayın. Yemin ederim var ya. Ben de aynaya bakıyorum, bakıyorum. Diyorum ki bu çocuk kime benzedi, kime benzedi. Ama işte kız o şeydi galiba, evet, değil mi? Oğlan dayıya, kız halaya kısmı. Evet. O yanlış olur burada. Onu söylememek gerekiyor. Söylememek gerekiyor. Değil mi? Peki. Ersin nasıl bana ninni söylerdin küçükken diye yat dizine. Bir ninni söyler misin yani? Arkadaşlarım da görsün. Bu kadar ramo, benzerlik olur. Ramo, 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 ramo. Hep bunu doyurdu, kurban oldum. Deden vallahi de çok severdi. Ben şey. Biliyorsun, evet. Deden de çok severdi. Evet. Ah, aşkım benim. Vallahi. Hiç değişmemişsin. Hiç, hiç. Hiç, hiç. Hiç. Biraz çok benziyorsunuz ama gerçekten. Maşallah. Gerçekten mi? Evet. Ay, sen şimdi onu sevdiğin için yani bakınca beni de benzetmişsindir, evet, değil mi? Aynen. Aşktan. Siz... Halacığım biraz da aslında üzüldü hani. Ne? Şey, dedenin ölümü. Ha deden de. Ay Allah ya. Şimdi... Allah rahmet eylesin. Canım babam benim ya. Kurban oldum. Nasıl ansızın gitti ya? Hiçbir şeyi yoktu. Sapa sağlamdı. Nasıl gitti onu da anladım. Nasıl öldü babam? Ya işte kalp krizi dediler.
Ha, kalp tabii yaşlanıyor. O yüzden. Bak bunlar çok önemli şeyler. Şimdi ben Almanya'da güzellik uzmanıyım. Bir dakika dur şöyle birazcık çekeyim. Almanya'da güzellik uzmanıyım ben. Sen de vallahi altın oranlara sahip bir kızsın. Çok güzel. Ama biraz burnunu yaptırsan güzel olur ha. Her şeyini yaptırırız. Seşün, seşün. Burnun çok, çok güzel olur ha. Çok zengin Ersin. Yaptıracak burnunu. Gerçekten mi? Ersin parası mı var? Var var. Ben işte dededen biraz arazi kaldı. Senin haberin yok ben onları. Dededen kaldı. Ha. Yani onca yıllık babam kaç ne kadar malı kalmış dedin sen? Bayağı yani. Çok kalmış bize. Ama siz yani ben yani paraya pula ihtiyacım yok benim. Allah şükürler olsun. Euro'nun durumu da belli zaten. Güzellik uzmanı olunca düzeltilecek çok şey var biliyorsun. Durmadan para kazanıyorsun bu konuda. İnanılmaz. Özellikle dudaktan çok kazanıyorum. Dudak. Bak sana da bir üst dudak yapalım bence birazcık böyle hafiften. Benim paraya maraya. Doğru. Paraya maraya ihtiyacım yok benim. Ayta de ki bir de hobi olarak gir artık o şeye. Karakter analizine. Siz daha nişanlısınız değil mi? Nişanlıyız, evet. Evlenmek için imza atmak lazım. Evet. Tamam, ben bu imza konusunda hobi olarak kendimi geliştirdim. Karakter analizi yapıyorum. Gerçekten ben sizin bir karakter, bak ikinizin birbirine uyumuna bakacağım şimdi, tamam mı? Önce gelinden başlayayım. Öbür kağıda imzalat şeyi, o kağıdı at çöpe, çöp buruştur at onu. Sonunda Ersin'e at. Yani senden bir şey olmaz. Karma karışık, inanılmaz bir kişiliğe sahipsin. Yeah. Bir başka yerde de imza atma sakın sen bence. Al sen bunu. Gel. Aşkım gel gel. Hala kurban oldum. Kurban oldum. Böyle aşağıya dur at burada bir şey olur. Yemin ederim var ya, benim yeğenim diye söylemiyorum. Ben bu imzayı saklarım, çerçevelettiririm. Karakterine de gelince inanılmaz iyi bir çocuksun ya. Harikasın. Vallahi yemin ederim. Alan çok seviyorum alanı. Oh. Tamam. Ay çok güzel. Siz de bunu sonra imzalarsanız göndersinler Almanya'ya da bakarım onlara da. Mustafa hazırsan kapıyı çal. Avukat olarak içeri gir. Bundan sonra bütün davaları bende. Avukat nasıl olurmuş görürsünüz. Ay ne oluyor kız? Bir kapı çalındı. Kız kapıyı açalım. Kim geldi? Kız bayağı borsa gibi çalıyor adam kapıyı. İyi akşamlar. Kendine avukat kostümü yapmış. Bak yemin ediyorum buna gülmeyenin aklını karışlarım. Sonra da andını karışlarım. Sonra karış karış bütün vücudumda gezerim. Ne kadar komiyim ya. Beyefendi vasiyetini bana bıraktı. Ay bir dakika dur babam babacığım. Lütfen bir sandalye çekin. Kurban olayım ne lütfen. Olursun dur. Lütfen oturun. Ah canım babam. Ya, canım lütfen. Babam. Lütfen. Siz ah, de. Dayanamıyorum. Siz de oturun. Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi, Beylikdüzü'nde iki tane halı saha. Ay bu futbolu sever, buna verin. Kendisi zaten bütün açıklamayı yaptı, kalacak. Ben bütün mal varlığını sayayım. Bakırköy'de alışveriş merkezi, Kadıköy'de dere ağzı. Dere ağzı ne ola ki? Ankara'da havaalanı. Ne? Almanya'da Kreuzberg. Direkt. Bizim Almanya'da. Bildiğim bütün Türkiye bizimmiş maşallah. Evet, ya. Şimdi açıklıyorum. Kurban oldum babam, görüyor musun sen? Hadi. Kim, neresi kime? İnşallah bu anlattıklarımı unutmazsınız. Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezi belediyeye hibe etmiş. Niye? Niye böyle şeyler yapmış deden ya? İşte Zonguldak'taki kömür madeni, Zonguldak'ta çalışan işçilere, madenci kardeşlerimize. Bravo. Evet. Çok güzel. Ne iyi deden varmış. Buna itiraz edemedik. Adana'daki portakal bahçesi Altın Portakal Film Festivali'ne bağışlandı. Bize kalan bir şey yok mudur? Bize? Size kalan var tabii. Patates tarlası. Özellikle Ersin Bey'e bir not düşmüş. Neymiş? Dedeniz dişlerini bıraktı. Taktıkça beni hatırlarsınız dedi. Nasıl ileride ihtiyacın olacak bir şey değil. Bu aradaki avukatlık masrafları için ben de golf takımı, çatal bıçak seti, size de satranç takımı kaldı. Gümüş. Beyazlar Ersin Bey'in, siyahlar Hala Hanım'ın. Artık kendiniz halledersiniz. Al bu imzanı da Allah'ın cezası. Zaten bana da benzediğin falan yok. Cücük gibisin.
gitti de. Bu imza da boşa gitti ya. Bakar mısın Allah aşkına ya? Bir benzese bir şeyde imzası da yani. Allah'ın cezası. Dedeciğim yani kala kala. Bir daha da gel. Bana bak, kendinize iyi bakın. Ya bana ne ya, nasıl bakarsanız bakın, gidiyorum ben. Almanya'ya gidiyorum. Buradan mı gidiyorum? Nereden Almanya'ya gidiliyor? Bak selamımızı ediyor. Senin yüzünden kaybedeceğim bu yarışmayı. Aa, siz yarışmayı nasıl kaybediyorsunuz ya? Güle oynaya kaybediyoruz. Gülerek mi kaybediyorsunuz? Tabii. Ben de bunlar niye kazuret gibi oturuyorlar diyorum. Hele şuna bakar mısın? Yemin ederim o İngiltere'deki burnu bir heykeller yok mu? Yerden çıkmışlar böyle demirli memirli. Onlara benziyor. Bak hiç gülmüyor. Ben bütün kadın arkadaşlarımı yaktım ya. Benim yüzümden oldu. Hele beni var ya, yaktın katıldın. O yerlere attı kendini, sonra damağını böyle baskıladı gülmemek için. Öyle yapıyor genel olarak. Değil mi? Suzan hadi artık bir şey söyle de Ayta'yı böyle uğurlamayalım. Hadi. Öğrendin mi? Oy Ramo, Ramo Ramo sevgilim. Ramo Ramo hadi gideyim artık. Güzelim. Bizi kıskanıyorlar. Oy Ramo, Ramo Ramo sevgilim. Ramo Ramo güzelim. Yaman. Benim ne? Ayta oradan gitme ya. Sahneden geldin sen. Ya. Sahneden gidiyormuş. Aşkım geldiğim yerden gitmem gerekiyor. Evet. Halacığım. Ben bir türlü gidemiyorum farkındaysanız buradan. Oysa ki oradan yani bir boyamadım. Yani bir gözün parada diye yapmadığınızı bırakmadınız. Ramo Ramo sevgilim. İlk sonuçlar geldi bu arada. Oldukça enteresan rakamlar görüyorum. Şimdiye kadarki gülme ve güldürme rakamları önümde. Evet Şahin. Açıklayayım. Sen açıkla bunu. Arkadaşların yanına gidip açıklasam. Bence de. Bence de. Ara rapor romayı orada yapalım. Diksiyon dersi vereceğim ben. Diksiyon dersi. Bence sen benim dersime bir daha girme. Congratulations. Buyurun hocam. Baldıran dalları ballandırılmalı mı be ya? Baldıran dalları ballandırılmalı mı be ya? Ne yapayım be ya? Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perle ve berberi bastı bacak Bedir ile biberli bir papara yedi. Bravo! Sağında duran bir adam var. Bana bakıp duruyor orada. Dikkat çekici bir tipim var. Kesin birazdan beni fark ederler. Ben bir gidip bu adamla bir konuşayım. Nereye gidiyor ya? Hazır boşta bıraktınız, ben doldurayım orayı dedim. Hanımefendiyle sizin bir duygusal bağınız var mı? Yok, benim kank. Bir sıkıntı yoksa ben kendisiyle bir tanışabilir miyim? Evet, kendisi ama İskoç. My family. Ya. İskoç etek. Diyorum kız. Peki ben ne yapacağım o eteği giyip gelirse? Ya işte öpüşün gibi. Abi. Rakamlar biraz coşmuş. Hadi ya. Hadi ya. Yani bu kadar birazcık tadınızı kaçıracağım gibi görünüyor. Özür dileyerek. Bayağı coşmuşsunuz ya. Hemen hemen hepiniz neredeyse. Hadi söyle söyle. Yedinci isimden başlıyorum, çok merak ediyorsunuz. İnşallah nasıl? Benimdir. 14 kez arkadaşlarına görmüş Sadi Celil Cengiz. Oha. Sonuncu olduğuna sevinen bir arkadaş. Evet. Ama hangi sonuncu? Hangi sonunculuk? En az baştan sonunculuk. Evet, sadece. Tabii. En az en çok gülenlerde 6. isim 23 kez gülmüş. Sadi ile arasında ciddi bir fark var aslında. Fena değil. Ersin. Bravo Mustafa Üstün daha. Hadi. Ersin Korkut. Aa. Güzel. Tam 23 kez arkadaşlarını gülmüşsün Ersin. Zirveyi paylaşıyorum. Artık birazcık dikkatli olmanın zamanı geldi evet. Gibi duruyor. 5. isim tam 26 kere arkadaşlarını gülmüş, dayanamamış. 5. isim 26 kez. Aslı Bekiroğlu. Ay güzel. Aferin be. Senin de mi? Güzel. Ama yani yine toparlanmak arada. Lazım. Çünkü bu az bir sayı değil. Evet. 4. isim de 26 kere ile evet. Aslında 5. ile aynı sayı. Evet. Bence alfabeden 5. olmuş, 5. Mustafa Üstün'den. Üstün'den. Evet. Bravo abi. Çak. 26 kere gülerek rakip arkadaşlarına Mustafa Üstün'den. Evet. 3. isimle ilgili bir ilk 3'e geldik arkadaşlar. Kritik aslında 3 isim var şimdi. Kritik, çok kritik 3 isim var.
Adaylardan aslında. Vedacık adaylardan. Ben şey diyorum. Yahya Şöşön. Daha Şöşön, Daha Şöşön. Kaç sayısı, sayısı kaç? 36 kere ile Nursel Köse. Yahya Şöşön. Ama bir anda coşmuş o. Ya. Gülmedi gülmedi ya. Bir anda. Evet. Hayda. Yahya Şöşön. Şimdi kritik rakama mı geldi? Evet, aslında bu 3 isim çok kritik. İkinci isim de 39 kere arkadaşlarına Sinan gülmüş. Ulan Sinan. İkinci isim en çok gülenlerde 39 kere ile Sinan. Sinan Çalışkanoğlu. Aa güzel. İyi yıktın ha. Yıktın. Birinci ile en çok gülenlerde birinci ile rakımınız çok yakın. Suzan kardeş. Tam 43 kere ile Suzan kardeş. Ama çok da biraz. 40'ı Sinan ha bunların. Ah Suzi. Bence sen Suzan'ın sinirlerini çok bozdun ama şey. Ama başka şansın yoktu. Negatif anlamını söylemiyorum. İyi anlamda. Yoksa ben elenecektim. Daha dikkatli olursak en azından gülme konularında, keza güldürme konusunda da daha ısrarcı olursak sevinirim. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Şahin. Bizi iyi anlat orada. Çok at, teşekkürler. Şahin. Performans Ersin'in. Ersin, şimdi seni bireysel performans için alalım bakalım kostüm odamıza. Benmiş. Oo, Ersin bireysel. Bravo, bravo, bravo Ersin. Hadi git bakalım. Merhaba canlar, merhaba. Evet, sevgili seyirciler. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şimdi Suzan yeni bir Suzan yarattığı için geride ne kalıyor? Yeni bir Ersin yaratmak için iki tane arkadaşımı buraya davet edeceğim yanıma. Ve tabii ki diksiyon dersi vereceğim ben. Diksiyon dersi. Evet. Sinan'la Mustafa'yı böyle yanıma alırsam diksiyon çalışması yapacağız. Diksiyon çalışması. Evet. Şimdi arkadaşlar. Daha önce de ben sen mi vereceksin diksiyon dersini? Demet ablayla BKM'de diksiyon dersi veriyordu. Ben de iki dersine girdim. Üçüncü dersinde de göz göze geldik Demet ablayla. Demet abla bana dedi ki Ersin, bence sen benim dersime bir daha girme. Evet dedi bak. Mezun oldum. Evet. Hani, mezun oldum. Anladım ha. Çok iyi olduğun anlamında mı söyledi bunu? Evet. Ersin dedim, sen böyle kal, zorlamayalım çünkü böyle iyisin. Dedim. Niye zorlayalım yani? Ersin'i düzeltmek zaten saçmalık. Niye düzeltelim? Evet, yani? Niye düzeltelim? Şimdi biz birlikte çalışacağız, tamam mı? Tamam abi. Şimdi bir kolay yetişmiyor bir Ersin korku. Tabii ki. O yüzden zaten sen diksiyonunla konuşuluyorsun evet. Piyasada. Şimdi evet, önce şey alacağız, nefes çalışması yapacağız. Evet. Tamam mı Sinancığım? Tamam. Yani siz de kartlarıma bakabilirsiniz çünkü bildiğiniz şeyler olabilir. Evet. Şimdi dudak trili çalıştırılır. Dudak? Dudak trili. Dudak trili. Evet. Böyle. Şu Sinan. Evet. Tamam yapalım. Evet. Şimdi bunu yaparken buradaki ses tellerimizi açıyoruz. Buradaki ses tellerimizi evet. Değil mi? Bak, evet. Tamam. Şimdi bu ses tellerimiz var biliyorsunuz gençler. Şimdi var evet. Pa. Evet. Pa. 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 Şimdi. Pa. Evet. Dudak yüz açma hareketleri yapıyoruz şimdi. Evet. Dudak ve yüz açmaları nasıl yapılıyor biliyor musun? Nasıl? Pa. 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 Yüz her yer açılıyormuş. Sun. Güzel. Güzel. Bir saniye hocam çok özür dilerim. Bir saniye aklıma evet. Bir şey geldi. Yabancı. Buyurun hocam. Evet bak. Pa. Pa. Her yer. Pa. Mustafa.
mikrofon. Ben bunu yaptım okulda da hiçbir duayenden izlememiştim. O yüzden garip hissettim. Ya pardon, bir daha yapar mısın? Bu duayen. Bak. Şimdi, duayen evet. Var, bir de duayen var. Evet. Şimdi yüze de bak, yüz açma. Çok açma, başarılısın. Germe bak. Evet. Pa, in, on, pa. Yapar mısın? Sinan yapar mısın? Pa, ha, ha. Bak. Mustafa da on numara çıktı. Bravo. Bak bu da oldu. Yes, şimdi kalem egzersizi yapacağız. Şimdi ben kalemi almayı unuttum. Kalemi alıp geliyorum. Ağzımıza tamam. Kalem alacağız. Kalem, tamam. Evet. Şimdi hemen kalemimizi alıyoruz. Biz bu arada tekrar yapalım mı hocam? Evet. Çok zor, çok zor. Gerçekten çok zor ya. Gerçekten çok zor ya. Ruh hastası ya. Çok zor abi. Kalemleri açtık o yüzden şey olmasın diye. Evet. Ha, antraşla şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Yan böyle kalemi yan şey. Evet. Kulağın arkasına koyuyorsunuz. Gerçekten mi? Evet. Emin misiniz? Bunun içindi çünkü sivri ya şimdi ağzınıza şey olmasın diye. Daha sonra şu tekerlemeleri çalışacağız. Bak şimdi. Bende yanaşabilirsiniz, görebilirsiniz, tamam mı? Şimdi ben bunu şu şekilde söylüyorum. Baldıran dalları ballandırılmalı mı, ballandırılmamalı mı? Sonra o bala daldıran dalları dallandırılmamalı mı? Ballı, dallı, dallandırılmamalı mı? Harika söyledin evet. Bence. Sinancığım şimdi sen söyleyebilir misin? Baldıran dalları ballandırılmalı mı, ballandırılmamalı mı? Sonra o bala baldıran dalları dallandırılmalı mı? Ballı, dalla, dallandırılmamalı mı? Evet Sinan ilk olmadı bak, değil mi hocam? İlk nakaratında evet. Bir virgüllü gittin. Sonra ya olmadı Mustafa'da. Ben beceremedim. Evet. Siz evet. Müthiş okudunuz. Maalesef beceremedim. Evet. Ballandıran dalları ballandırılmalı mı, ballandırılmamalı mı? Sonra da obala daldırılan baldıran dalları dallandırılmalı mı? Ballı dalla dallandırılmalı mı? Çok iyi gidiyorsun ama. Kusura bakma. Hiç çok olmadı. Teşekkür ederim. Ama siz su gibi aktınız hocam. Evet. Şimdi Mustafa biraz becerilisin. Sen beceremedin. Hiç tamam. Beceremedim. Evet. Mustafa becerdi. Büyük doğayan olduğu için. Evet. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Tamam mı? Evet, bak. Şimdi beni de bana ya inşallah bakma. Ben Ersin Korkut bak. Olmak istiyorum. Bir ya. birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlere bastırarak belli ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bir paytak budala babası Tupal Badi'den biberli bir papaya yerdi. Önce ben yapabilir miyim? Çünkü Sinan benim dikkatimi evet, dağıtıyor. Onu şey yapmaya çalışıyorum. Evet Mustafa. İnşallah ben Ersin Korkut olurum yani. İnşallah. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastılacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Tupal Badi'den biberli bir papara yedi. Bravo. Evet be. Allah Allah. Sinan Bey yapmayınca ben daha iyi. Ersin'den daha güzel söyledin. Ersin'den daha güzel söyledin. Hayır. Birlikte bile. Ersin hocam hakkında lütfen doğru konuşun. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedri ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal... Ya yapamıyorum ya hocam işte. Ya. Olur. Gerçekten ilk o yaptığı zaman ben onu şey oluyorum. Evet. Hocam yapamıyorum. Çok zor ama evet. Çok zor. Evet. Sen galiba Ersin olmak istemiyorsun yani. Hayır bir daha deneyeyim mi hocam? Tamam çok özür dilerim. Hayır deneyim. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp perlepe berberi bastı bacak Bedir ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak budala babası Topal Badi'den biberli bir papara yedi. Bravo! Ya hocam gerçekten bravo. İsteyince oluyor değil mi? Evet. İnandım çünkü. Çok İnşallah güzel. Ersin Korkut olurum düştü. Ya. Evet şimdi... Burnumun uzadığını hissettim bir an biliyor musun? Düştü ay, değil çok, mi? Hayır. Şimdi İngilizce. Oluyorum demek ki biraz. İngilizce evet. Şey getir. Şimdi siz de görüyorsunuz. Bu böyle okunur. Evet. Congratulations. 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 Evet. Coin Genti Dansi. Coin Genti Dansi. Coin Genti Dansi. Coincidence mi? Ekistansi. 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 Pardon hocam güldüm özür dilerim. Prograştan Tanshitun On. Prograştan Tanshitun. Prograştan Tanshitun. Dolisyonun Onan. Dolisyonun Onan. Bravo. Şimdi diğerine geçiyorum. İngilizceniz çok iyi hocam bu arada. Şimdi son etaptayız. Üçüncü etap geliyor ve... Abi ben yavaş bunu... yavaş galiba şey olmaya başladım. Evet. Değil mi? Şimdi biraz ben de, diksiyonum düzelmeye başladı aynen. Benim. Şimdi... tabii şimdi bir de Trakya şivesiyle. Sizin en iyi yaptığınız şive değil mi hocam? Tabii canım. Evet. Bak.
Baldıran dalları banlandırılmalı mı be ya? Banlandırılmalı mı be ya? Şimdi ikincisine geçiyoruz. Beya oldu ama. Beya, evet. Beyaları doğru yerde. Abim bir ya. Zaten beya, uff. Evet. Ne güzel Trak eşiğnesi yapıyor. Bir pirinci, pirinci buluşturup bir inci gibi birbirlerine bağlayıp bir ya. Perlepe perlepe bastıracak Berli ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bir paydak budala bir ya. Babası Topal Bedi'den biberli bir papaya yedi bir ya. Buyurun Sinan'cığım. Baba ne kadar üst düzey bir Trak. Sinan bunları hepsini okulda gördüm. Çok başarısınız hocam. Milcursu'da okurken şeydi yani. Evet hocam sağ olun. Ama ben yavaş yavaş değil mi? Plajı olmasa sen bile... de Amerika'da okumadın mı? Mustafa Houston'da. Evet. New Jersey. Ha. New Jersey yaptı ya. Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp be ya. Berlepe berberi bastı bacak Bedir ile beraber Balıkesir pazarına parasız giden bu paytak buldular be ya. Babası Topal Body'den biberli bir papara yedi be ya. Vallahi harikasın. Hocam oluyor mu? Gerçekten oluyor mu hocam? Beni idare etmek için söylemiyorsunuz değil mi? Bir pirinci birinci buluşta bir inci gibi birbirine bağlayıp mı ya? Pencere berberi... Perlepe berberi bastıracak Bedir ile beraber Balıkesir pazarına parası giden bu paydak budala be ya? Be ya? Babası Topal Badri'den biberli bir papara yedi be ya? Badri dedi, Basri diyecekti aslında. Bedri'ydi. Pardon, Badri dedi sanki değil mi hocam? Ben demedim öyle. Ben ya. Evet. Bedri mi? Badri değil bence mi? Bence bu olmadı hocam. Şimdi bu sınavda bence sen biraz geride kaldın. Geride kaldım. Evet. Sinan. Oley. İnşallah ben olacağım ya. İşte ben çünkü çok hak ediyorum Ersin Korkut olmayı. O zaman çok çalıştık. Evet. Önümüzdeki hafta bütün, bize yeni egzersizler şimdi vereceksin. Şimdi arkadaşlar ben de sonucu açıklamak zorundayım. Çünkü bu benim bireysel performansım. Ya inşallah benim olsun. Yani ikinizden birini seçecektim. Ne yazık ki ikiniz de bir Ersin olamadınız. Bravo. O yüzden çok özür dileyerekten. Ama ben kendimi hak etmiş olarak görmüyorum zaten. Ersin Korkut olmak kolay değil. Evet. İkiniz de bir Ersin olamadınız. Arkadaşlar çalışıp düzeltirsiniz. Ya. Evet. Sadece bugünlük bir şey değil mi? Bu notları ben Sinan arkadaşımla paylaşabilir miyim? Çalışın. Evet bence çalışalım. Sizde kalsın be ya. Sizde kalsın çalışın. Ben kulağımın arkasında kalem taşıyacağım çok eve gidene kadar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Bravo. Bir Ersin Korkut kolay yetişmiyor. Yetişmez. Yani zor. Sinan'cığım. Güldürmeyin beni be ya. Ya ne yapayım be ya. Çok ruh hastasısın ya. Gerçekten ne biçim bir adam ya bu. Ya gerçekten çok komik ya. Konuşsun yeter. Sinan bir şey söyleyeyim. Sen bir önceki performansın. Ben bir performansın. Sen bayağı üstte. Ana! Are you ready? En sevdiğim. Ufak ufak hazırlıklara başlayalım. Suzan. Senin performansına hazırlanman için kostüm odasına geçmen lazım. Seni kostüm odasına alalım lütfen. Çok güzel. Hadi Suzi, güldür bizi. Ya hadi. Başka bir şey isteseydim ya. Haydi bakalım. O kadar isteğim olur mu ya? Haydi bakalım. Suzi gerçekten çok istekliydi performans ben konusunda. Ben biliyorsunuz yetiştiriciyim. Hayır, evet, gerek yine yok. Yetiştirici. Ben yetiştiriciyim. Her şeyi hazırlanmışlar. Ve huzurlarınızda Suzan Kardeş. Evet, daha önce de bahsettiğim gibi yetiştirmek istediğim birisi var. O iki sandalyeli yetiştirmeyeceğim. Bir Suzan Kardeş yetiştirmek istiyorum. Bir Suzan Kardeş hazırlanıyor diyebiliriz değil mi? Evet, evet. Ondan sonra ve buna adayım Ersin'di benim. Evet. Şimdi Ersin'den bir ricam var. Ersin'cim gel böyle ama tabii öncelikle Suzan Kardeş... Emrin olur. Ne ezberledin mi herhangi bir şarkı? Yok. Önce Suzan Kardeş olman için... Koydum o kırmızı giymen lazım. Evet. Çalıştık ya dabardan dabruçki. Kırmızı olacak, çiçeklerin olacak. Başka ama türlü bir çok Suzan az Kardeş çalıştık o yüzden. Olmuyor. Gerisi de doğaçlamana kalmış kutlum. Suzan Kardeş olacaksın. Yani bunu... Evet. Açıp takman lazım öyle kafaya. Ersin yok, belki yok, de kafana takılmıyordur. Yok sen merak etme. Belki de kafana takılmıyordur. Sen merak etme. Koluna sok. Hani belki orada omzuna falan geliyordur. Ama ayarlıyor. Ayarlayacağız tatlım hiç merak etme. Ne derim Sezar'a benim. Seni mümkün olduğu kadar.
son hatırlayalım. İşte sonu hatırlıyorum. Çay ye şukarıya. Tamam, o zaman güzel. Evet. Şimdi bugünkü görevin Suzan kardeşin makyaj yeteneğini vereceğim sana. Evet. Ve makyaj yapacaksın. Onun için de ben Aslı'yı seçeyim. Aslı'ya makyaj yapacaksın. Tamam. Tamam mı? Gel Aslı'cığım. Hadi gel Aslı'cığım. Bak, mühim olan tamam. Elini engellemesin. Yok. Şimdi senden bir ricam var. Ben de gözümü kapatacağım. Ben kapalı gözle makyaj yapacağım. Aa, bak bu güzel ayrıntı. Evet. Suzan gözünü kapatacak. Ben Nursel'e yapayım. Benim de performansım. Tamam o zaman Nursel şuraya otursun. Hiç böyle bir şey seyretmedim ben bugüne kadar. Çok yetenekli bir makyör olacaksın, tamam mı? Evet. Suzan kardeşin yerini sen alacaksın. Sen gözünü açtın ama birader ya. Saç, o, bu falan filan hepsi. Şimdi makyajı sana Suzan teslim ediyorum. Ben de son bir ne nerede göreyim. Tamam, şimdi de ben başlayacağım. Tamam. Haydi bismillah, ben başlıyorum, sen de başla. İnanılmaz bir şey izliyoruz ya. Ne aldın mı bilmiyorum, ne renk aldın mı? Allah muhafaza, gözünü çıkartır. Kız, kirpiğime dikkat et. Kirpik gidecek. Önemli değil tatlım. Sen istersen Ersin yönlendir. Oje yok. Ruj. Ruj mu? Aa, oje zannettim. Beni niye sürüyorsun şapşal? Şapşal mı? Oo Nursel be, sen bakayım neymişsin Nursel be? Tamam, bak. Şimdi. Nursel sen neymişsin be? Oo. Tarak düştü. Ne düştü? Tarak önemli değil. Tarak düştü. Aa, önemli. Abi Nursel'e bak. Oo, sen neymişsin be Nursel? Oo, Ersin. Sinan tam bir tur olsun. Gerçekten başıma bu da geldi ya. Farı ver. Farı. Ersin selektör yap. Farı arıyorlar. Farı bu ya. Tuttuğum kapaklar. Evet. Bir dakika. Hintli makyajı evet. Yapıyor herhalde. Galiba. Şimdi evet. Sen aç gözünü bir. Aç gözünü. Gel. Kendini değerlendireceksin. Çok utanıyorum. Utanma. Evet, gözünü tamam. Seyret. Şimdi aç gözünü. Tamam mı? Gel hayatım. Ya gel şimdi oraya otur buraya. Hiç son müdahaleleri falan yapmayacak. Tamam, çekil tamam. Elini. Çek elini. Evet, son müdahale yok. Biz 3 kişilik jüri olarak karar veriyoruz. Söyle. Ben söylüyorum abi. Hı. Şu anda söylüyorum. Bu meslekle hiç ilgisi olmayan Ersin Korkut kardeşim bence şu anda Aslı'ya böyle bir şekilde dokunmuş. Ama yan taraftaki makyaj, yani Nursel'in makyajıyla karşılaştırıyorum. Bence tahtını bırak yani. Bence de Ersin artık tahtı hak ediyor. Ersin'e uyum. Ersin. Güldürme beni evinin tatlı yarışmacıları. Şimdi yeni doğaçlama oyunumuzu anlatıyorum size. Aslı ve Sinan internette tanışmış iki gencimiz. Bir yerde buluşmak üzere sözleşiyorlar. Birbirlerini hiç görmemişler. Sinan bir hinlik yapıp arkadaşı Ersin'e diyor ki, Ersin bu buluşmaya beraber gidelim. Önce sen git masaya otur. Gelsin Aslı, ben bir göreyim uzaktan, eğer bakayım yani tarif ettiği gibi biri mi, yani benim tipim mi, ben bir göreyim uzaktan, ondan sonra geleceğim masaya. Sen önden bir git otur bakalım diyor. Sadi o sırada kafeye gelen bir sosyal medya fenomeni, Aslı onu görünce ikisini birden kavga ederken baş başa bırakıp Sadi'nin yanına koşuyor ve onunla, onun hayranı olarak onunla sohbet ederken bu bizim iki kafadar kala kalıyorlar. Ve oyun başlasın. Abi, böyle bir şey benim hayatımda yok, ameliyatımda yok. Bak ikimiz de sosyal medyaya giriyoruz, ikimizin de profilinde fotoğraf yok. Hiçbir şey yok, sadece konuşuyoruz. Evet. Abi ben konuşurken, o benimle konuşurken ben bayıldım bunun sohbetine. Hastası oldum. Kanka, şimdi sen benden önce git, ben arkada duracağım, evet. Bakacağım kıza. Seni önden göndereceğim. Evet. Yani eğer
kız benim tahmin etmediğim gibi bir kızsa sen konuşursun, arkadaşla ayrılırsınız. Tamam mı? Tamam. Ama kız eğer benim tahmin ettiğim gibi bir kızsa ben ondan sonrasında ona durumu anlatırım bir şekilde, tamam mı? Sen oraya gidip hani ben Sinan'ım diyeceksin. Sıkıntı yok kanka, ben giderim şimdi bakarım, sen de duruma göre gelirsin işte, tamam mı? Merak etme. Ben gelmeye karar verirsem sana işaret çakacağım, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Ben sana diferansiyel kayışı diyeceğim uzaktan. O bizim işaretimiz olsun. Tamam, tamam kardeşim? Tamam kardeşim. Bak bu komikti ama gülmeyeceğim. Diferansiyel kayışı. Dediğim zaman ne yapacaksın? Ha geldim ben. Hayır. Bak şimdi kızla konuşuyorsun diyelim ki. Evet. Diferansiyel kayışı. Tamam kardeşim? Tamam. Ben geliyorum ondan sonra. Ha, unutma. Unutma. Tamam. Tamam kardeşim. Unutursun sen çünkü. Yok yok unutma. Neydi unutmam. Lan? Şifre neydi? Şifre? Diferansiyel kayışı. Diferansiyel, diferansiyel kayışı. Diferansiyel kayışı tamam. İşte. Kanka tamam. Hadi, hadi. Sıkıntı yok. Heyecan yapma. Hadi. Ben gidiyorum. Hadi. Maske takıp ben gir. Merhaba. Ha, merhaba. Sinan ben. Merhaba Aslı. Eyvah Aslı. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Çok sağ ol. Sen nasılsın? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, biraz heyecanlıyım ya. Ya ben de öyle. Çok güzel ya. İlk defa böyle internetten aynen. Şey yaptım ben de. Ya şimdi bir aydır biz yazışıyoruz değil mi? Böyle konuşuyoruz falan. Sen neler yapıyorsun? Abi hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Aa, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben çok bir kahve rica edebilir miyim? Tabii ya? Hemen getiriyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bizim işte şimdi futbol takımı hazırlanıyor maçlara. Öyle mi? Evet. Oo, ne güzel, ben de severim onu. Abi. He. Evet ya. Hı-hı. İşte. Bana bak. Diferansiyel mi? Diferansiyel mi lan? Ben şu günü var ya. Dört gözden bekliyordum. Bir ses çok... Böyle bir sürü kalabalık bir ses geliyor. Sana da geliyor mu? Biri bir şey mi seslendi? Biri bir şey mi dedi acaba? Abi kızı Ersin'in kapma ihtimali yok yani. Ben varım da Ersin var. Bir şey söyleyeyim ya. Allah. Şu küpelerinde de güzelmiş. Başına ya, taktığın şeylerle güzelmiş ya. Falan ya. Lan diferansiyel kayışı. Allah Allah ya bir şey geliyor. Diferansiyel kayışı. Anlamadım yani. Lan. Diferansiyel kayışı. Lan. Difrans ne? Biri diferansiyel bir şey dedi ya. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Burada kız arkadaşımla oturuyor, sohbet ediyor. Sen de saksıların arkasına geçmiştin. Pardon falan. Beyefendi. İnşaat var da burada. Özür dilerim var. Kapı bırakmadın, bir pardon. Sohbet edelim vallahi. Pardon. Ya. Nasıl mı ettiler beyefendi? Ya işte bilmiyorum, buradan sürekli matkap diyor, diferansiyel diyor, bir şey diyor. Beklediğimden daha yakışıklısın ama biliyor musun? Vallahi mi? Vallahi. Ama sen çok güzelsin ya. Vallahi çok güzelsin ya. Teşekkür ederim. Çok sempatik bir yüzün var. Ya. Diferansiyel kayışı. Lan! Yani ooo ya, iki dakika bırakmadı bir rahat kim konuşalım. Kim bu arkadaşım? Diferansiyel lan, diferansiyel konuştuk ya lan durakta. Konuştuk ya, diferansiyel. Şimdi Sinan, içeri girdiğin zaman o bir ayda konuştuğunuz ortak konulardan bahsedip kendinin Sinan olduğunu ispat etmeye çalışacaksın. Araba da var, ev de var, her şey var. Evet. Küçük bir köpeğim de var. Aha, ay çok severim köpeği. Ooo merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ben anlatayım, dur ben anlatayım. Sen beni duyamadın galiba kanka, o yüzden. Değil mi? Bana cevap veremedin galiba. Şey o yüzden söyleyeyim. Değil mi kardeşim? Şu an çok sert bir şekilde elimi sıkıyorsun. Değil mi kardeşim? Tanımıyorum. Gerçek Sinan benim. Evet. Gerçek Sinan benim. Ben anlatayım mı olayı? Özetleyeyim mi sana? Bu bır 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 konuşacak deminden beri. Nasıl gerçek? Bir dakika, nasıl o geliyor? Bunları artık elimi tutar mısın? Hayır. Güç almış olurum senden. Yok. Öyle bir şey olamaz. Sağ bacağında bir ejderha dövmesi var, kafanda bandana var ve sırtında bir ben var. Ne münasebet be? Sade, hazırsan çok havalı ve cool bir şekilde gel. Çok havalısın ama. Herkes seni tanıyor, devamlı fotoğraf çektiriyorsun sağla solla falan. Bunların da suratına bakmadan gel otur. Ben bu Sinan'la devam edeceğim hayatıma. Çünkü bu Sinan... Ersin'in kızı kapma ihtimali varmış. Beni bu teste tabi tutup kendi kendine. Evli bu. Değilim. Ne? Bu evli. Bu evli bu. Evli. Ersin bu evli. Hiç evlenmedim. Evet. Hayatımda hiç evlenmedim hayatım. Bir latte alabilir miyim? Sadi Bey değil mi? Evet. Aslı ben. Merhaba Aslı Hanım.
Herhalde takipçimsiniz ha? Evet öyleyim. Nasılsınız? Nasıl buluyorsunuz Sadi ile sıradan şeyler fenomenliğini? Sadi Bey kız arkadaşım bu arada. Öyle mi? Yok, Sadi Bey. Siz kim oluyorsunuz? Ben kız arkadaşım Sinan benim. Sinan ve Sinan önemli değil. Sadi Bey siz karar verin hani hangimiz yakışıyoruz şu an Fendi'ye acaba? Bence de. Boş verin onları. Ben sizin yaptığınız bütün programlara hayranım. Allah Allah. Deliler gibi takip gerçekten. Sadi ile minibüs sohbeti. Kanka gel başka kız bulalım. Gel kanka. Araba orada değil mi? Kralsın abi. Tamam görüşürüz. Arabaya dikkat et. Şey her zaman abi sıkıntı yok. Çocukları koydum başına. Yazarsın bana akşam. Ersin'in kızı kapmayacağı belliydi zaten. Kapamaz çünkü. En azından Ersin kapmadı. İkimiz de aynı durumdayız şu anda. Sadi abi. Abi yenge kusura bakmayın. Yeğenime senin burada olduğunu söyledim de. Doğum günü bir şey gönderir misin? Video ha? Olur mu? Göndermem. Sırası mı şimdi ya? Şurada hanımefendiyle bir sohbet ediyoruz. Ne hakla gelip bizim huzurumuzu bozuyorsun? Bir şey diyeceğim ama yazık yeğenleri video çekmek istiyor. Sen neden bunu yapmıyorsun? Canım ben bir videoyu kaç liraya çekiyorum biliyor musun sen? Şimdi hepiniz şımarık, hepiniz aynısınız be. Hadi be oradan be. Evet, evet bu hak seni buraya getirdi. Lanet olsun gel aşkım. Şekil bitme sen de. Gel aşkım. Allah kahretmesin seni be. Senin yeğenin adı neydi? Gel ya. Sen gel gel. Ha? Sen gel vale parasını alayım da ben. Getirin arabayı. Şöhretin bedeli. Hep yalnızlık. Lan. Hep yalnızlık. Ya saçmalık. Lay 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 selamlarla. Hop 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 hop. Merhaba ben biraz önce kafedeki asıl Sinan'ı oynadım. Ersin geliyor ben kafedeki sahte Sinan'ı oynadım. Sağında duran bir adam var. Bana bakıp duruyor orada. Dikkat çekici bir tipim var. Kesin birazdan beni fark ederler. Ben bir gidip bu adamla bir konuşayım. Nereye gidiyor ya? Hazır boşta bıraktınız ben doldurayım orayı dedim. Hanımefendiyle sizin bir duygusal bağınız var mı? Yok benim kankam. Bir sıkıntı yoksa ben kendisiyle bir tanışabilir miyim? Evet kendisi ama İskoç. My family. Ya. İskoç etek. Diğerim kız. Peki ben ne yapacağım o eteği giyip gelirse? Ya işte öpüşün gibi. Abi! Şimdi Sadi, senin bireysel performansında sıra. Kostüm odasına geç bakalım. Nasıl bir gösteri yapacaksın merakla bekliyoruz. Şaka şaka o Sinan'ın girişi. Arkadaşlar bir şey itiraf etmek istiyorum. Sizler benim arkadaşımsınız madem. Dün gece canım çok sıkıldı ve hepinizi stalkladım. Öncelikle size bir fotoğraf göstermeye çalışıyorum. Buyurun. Ay, ben. Önce bu kim? Onu ben, söyleyin. Suzi sen misin ben. Bu? Suzan şunu merak ediyorum. Yani bu fotoğrafın çekildiği yıllarda bildiğim kadarıyla fotoğraf makinesi yoktu. Acaba bu çizim olabilir mi? Evet bu da... Vay be. Aa. Suzan kardeşe ilk abla denilen an. Öyle bakmış. Aman, abla vay. Demek yok yasak. İşte ilk abla denilen an bu. O, fotoğrafı... o yüzden sinirli bir şekilde bakmışsın. O fotoğrafı hatırlar Ersin Vizontel'e. Evet. Biri sana abla demiş ve çok fena kızmışsın. Evet ben kızarım. Abla lafına çok kızarım. Evet Mustafa abi senin diyalogsuz sahnelere dublörünü gönderdiğin doğru mu peki? Kim evet. O? Ha. Ruh öküzüm. Şimdi bir fotoğraf göstereceğim ve buna yorum yapmayacağım. Mustafa bu nedir Allah aşkına ya? Bu Mustafa mı? Bu nedir abi? Abi köylü Cemal. Bir şey söyleyeyim mi? Senin oynadığın en enteresan roldü bu. Evet. Daha böyle çok severek oynadım. Mafya rollerine falan girmemişti. Tabii tabii. Ve oynadığın en enteresan roldü bu senin. Çok yani. Severek oynadım. Çok güzel. Ben çok gülüyordum. Evet. Sinan hakim biliyorsun Mustafa'nın. Evet, bütün dizileri izliyor galiba. Hakim yani. Ve bu her zaman çıtı pıtılığıyla gördüğünüz Aslı Bekiroğlu her zaman böyle miydi sanıyorsunuz? Şu hale bakın ya.
Bu ne be? Bir de Aslı'cığım anladığım kadarıyla sen yanağı ağlıyorsun. Ne yapıyorum? Yanağı ağlıyorsun. Ağlıyor muyum orada? Yanağı ağlıyorsun. Yanağı ağlıyorsun. Yana. Kiloyu yanağı ağlıyorsun. Yanak konuşamıyor, yana boş ver. Alıyorum. Şuradan şurayı anlaşamadınız. Gelin olmuş gidiyorsun Sinan ha? Evet. Kim? Söyleyeyim mi bunun hangi fotoğraf olduğunu? Hangi sen fotoğraf? Misin? İlk düğünü. Evet, bu benim. Hayır bu şey rahmetli İtalyan gelinle ilgili bir sergi vardı. Orada bütün ünlüler yani erkekler, kadınlar böyle bu duvakla fotoğraf çektirmişlerdi. Ve bu bir sergiye gitti. Farkındalık evet. Yaratmak için. Şimdi arkadaşlar şakayı bir kenara bırakalım. Bir resim gördüm. Öncelikle hepiniz kendini ispatlamış oyuncularsınız ama Nursel'in benim gözümde yeri ayrı. Bütün performanslarını ayrı ayrı severim ama bir tanesi gerçekten beni çok etkiledi. O kadar etkiledi ki böyle yani televizyonun yanına gidip öyle izliyordum. Herkesin hayran olduğu bir televizyon dizisiydi ve herkesin hayran olduğu bir karakterdi. Bana ilham verdi. Çok teşekkür ediyorum o yüzden. O diziden bir kare aldım ve size onu göstermek istiyorum. Teşekkürler Nursel her şey için. Bu Nursel değil ki. Nasıl? Ya sen var ya nasıl şeytansın kim ya? Ya? Var ya sen. Ersin diyor ki sen değilsin değil mi? Ya da ben öyle anladım bilmiyorum. Öyle demiş olabilir. Bir dakika nasıl değil? Abi. Nursel abi. Nursel abi sen değil misin? Benim ben. Sensin evet, değil mi? O abi tabii ki o. Aptal olma o tabii yok ki. Ya. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sırada Mustafa'nın bireysel performansı var. Sıra sende Mustafa. Bir hazırlığın varsa seni alalım şimdi kostüm odasına lütfen. Nece bu? İngilizce. Sen bilirsin üst düzey. Ben çok iyiyim İngilizce'de. Honey, bal demek mesela. Honey, bal demek doğru. Çok üst düzey, herkes bilmez. Şey ne demek mesela? Extraordinary. Extraordinary ya öyle bir şey yapılmış ki ya bana bu var ya ordinary ona extraordinary yani. Oha çok güzel. Unharca bir şey yani. Aha çok güzel. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz abi. Çok iyiyiz abi. Çok iyiyiz abi. Abi takım oynuyor. Oynuyorlar. Bak coştu. Takım coştu. Yedik. Ama çok iyiyiz. Golü yedik. Nereye yedik lan? Offside be abi. Offside olmasa faul ya. Gol falan yok orada ya. Tehlikeli hareket var en kötü ya. Türk futbolunun katili bunlar. Evet. VAR'a gidilmesi lazım. VAR'a gidiyor mu? Türk VAR'a da gitmedi. Katili bunlar. Bunlar Türk futbolunun katili. VAR'a da gitmedi. VAR'a gitmedi abi. Neyse. Allah'ım gol! Gol be! Gol! Allah. Bu sezon önceden kurgulanmış ya. Ay tamam yeter bela. Evet çok ne bela okudun. Biz iyi oynuyoruz abi burada sezonu kurgulamışlar ya. Böyle offside mi olur 2 metre ileride en fazla ya. VAR'a git. Gitmedi. Sen ne içiyorsun lan o bardakta? Su içiyorum abi. Güzel mi oynuyoruz biz? Oynuyor mu? Oynamıyoruz. Neyse altman girmesi lazımmış. Ama sağımız güzel be abi. Kapatın abi, kapat. Kapat abi. Şimdi yeni skecimize başlayacağız. Yeni skecimiz anlatılacak. Yalnız sizden hem bir rica hem de bir uyarıda bulunacağım arkadaşlarım. Lütfen oyun esnasında oynanırken gülmezseniz onların hepsi sayılıyor çünkü. Ya. Yani oyuncuyken de oynanır. Oyuncuyken de gülmezseniz yani kimsenin gülmemesi lazım ki bunlar hani yarışmamızın amacı bu ya. Sayılıyor onlar haberiniz olsun. Bana söylüyorlar ben hiç oynamadım ya hep güldüm. Evet o zaman sıra sende Mustafa'cığım. Aa çok güzel. Şimdi evet. Oynamayıp gülenlerin zamanı. Bu oyunda oyuncularımız Suzan kardeş, Mustafa Üstündağ,
ve Ersin Korkut. Şimdi anlatıyorum rolü. Daha sonra da girecek olanlar var ama sırası gelince söyleyeceğim. Suzan ve Ersin çok yakın iki arkadaşlar. Bir tatil beldesinde. Ben yine sap garson. Birkaç günlüğüne, hafta sonu için tatile gitmişler. Güneşleniyorlar, sahil kenarındalar. Mustafa da aynı plajda yine bir vatandaş olarak tek başına güneşlenmekte. Ve uzaktan uzağa Suzan'dan çok hoşlanmakta. Mustafa der ki, ya arkadaşım ben birkaç gündür sizinle aynı oteldeyim. Burada tatil yapıyorum ama bu sarışın hanımefendi gerçekten benim çok hoşuma gitti. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Ne olur bana yardımcı ol. İşte ben şöyleyim, böyleyim. Ne olur tanışmama yardımcı olur musun? Ersin de Suzan'ı bu durumdan kurtarmak için kendini feda şu cevabı verir. Hayır, arkadaşım iyi hoş diyorsun da kendisiyle anlaşabilecek misin? Çünkü kendisi Türk değil, İskoç. İstiyorsanız küçük bir düşünmek için size 30 saniye kadar süre vereyim. Daha sonra başlayın. Ay çok güzel plaj. İyi ki geldik arkadaşım, canım arkadaşım. İyi ki aklımı çeldim de getirdim buraya ama. Evet ya. Suzan bir şey söyleyeyim. Şu kullarıma 50 faktörlü güneş yağı sürer misin lütfen? Bende 70 var Ersin. Ha 70 de olur. 70. 70 de olur, 80 de olur. Hiç fark etmez. Bir şey söyleyeyim. İyi ki geldik ha. Baba. İyi ki geldik. Ersin'cim sana hiçbir şey yapmaz 70. Evet. Onun için 50 de olmaz. Sana 10. Evet, şişeyi getir. Bir şey söyleyeceğim. Şu parası da değil mi kardeşim? Biraz önceden beri dikkatimi çekiyor. Evet. Sen bakma şu an. Sağımda duran bir adam var. Bana bakıp duruyor oradan. Emin misin sana baktığına? Sana mı bakacak? Bana bakıyor. Ha, bakıyor değil mi? Ha. Allah bana bakıyor. Evet. Burada bakılacak kim var Ersin? Ben. Öyle değil mi? Evet evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi Suzan? Söyle tabii. Ben bir gidip bu adamla bir konuşayım. Benim de dikkatimi çekti. Hakikaten sana bakıyor yani. Baksana. Bir gideyim bakayım. Çok dikkat çekici bir tipim var. Bir de bir derdi nedir? Kesin birazdan beni fark ederler. Hatırım için hemen lütfen. Hemen geliyorum tamam mı? Çünkü bütün manzaramı bozuyor benim ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nereye gidiyor ya? Ha? Nereye gidiyor? Hazır boşta bıraktınız ben doldurayım orayı dedim. Nereye gidiyor kardeşim? Ben de geleyim bir dedim. Hani böyle uzanmışsın ya. Ne güzel böyle pantolonu da sıyırmışsın falan. Senin derdin nedir sürekli bizim oraya bir bak durdun da o yüzden bir merak ettim. Mayomu arabada unutmuşum. Birazdan arkadaşlar getirecek. Yalnız siz niye ayakkabıyla deniz kenarında oturuyorsunuz? Onu çok merak ettim. Bir de şey söyleyeceğim. Hanımefendiyle sizin bir duygusal bağınız var mı? Yok, benim kankam. Öyle mi? Tabii canım. Biz öyle plaja geldik. Gerçekten çok sevindim. Ama sana bir şey söyleyeyim. Efendim? Sen bakıp duruyorsun önüne. Hoşlandın mı? Yok, ben size bakıyordum. Bana bakıyordu. Evet, akrabamız zannettim. Sizden sekip böyle bir ara burnunuzu geriye çektiniz. O sırada gördüm ben hanımefendiyi. Evet, bir tak. Sonra kaldım orada. Ya Allah Allah ya. Gene benim burnuma taktılar ya. Burnumda ne var ki? Bir sıkıntı yoksa ben kendisiyle bir tanışabilir miyim? Evet, kendisi ama İskoç. Oo. Tabii. Kuzeyli. Kuzeyli. Ben de uzak doğuluyum. Aynen ama bir şey söyleyeyim mi? Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor? Ya bilmiyor. İngilizcem var. İngilizcem var. İyi, buyur o zaman. Sizin için... sizin için bir sıkıntısı yok olmaz değil mi yani? Saygısızlık olarak falan. Yok, sıkıntı yok. Hadi. Abi suyumu alacaktım. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim. Kardeşim. Sıcak böyle. Ter döküyorum. Tamam. İskoçça var mı sizde? Var var. Bende her dil var ya. Bende 7 dil var. Aynen. Ben sizi tercüme ederim. Bir de bu bardağı, şu pantolonu bile bir düzgün bir şekilde gel oraya. Hı hı. Sonra da tanıştırırım seni. Hemen git Ersin Suzan'ın yanına. Suzan'ın yanına hemen git. Anlat durumu. Suzan de, başımızdan savalım diye senin de Türk olmadığını söyledim. Suzan bir şey söyleyeyim. Şuna... Ha doğru fark etmişim değil mi? Kanka, beni izliyormuş. Şey ben, Ersin! Ben dolanıyorum. Dolan gel. Bekliyoruz. Suzan bir şey söyleyeyim. Şimdi konuştum ben bunu. Ben senin İskoç olduğunu söyledim. Türkçe bilmiyorsun dedim. Tamam mı? Şimdi gelecek ben burada tercüme mercüme ederim. Sen bir şeyler söyleyecek. Ben de sana tercüme. O zaman sonra... ona dünyayı da edelim. Şimdi anlaşılmayın. Ersin! Seninle anlaşılmayınca konuşur gider yani anladın mı? Tamam tamam. Zaten sıkıcı bir tip. Evet. Evet.
Bu anasın. Sıkıcı bir tip ne demek lan? Nereden aklına geliyor? Sevimli tip. He kanki, gel gel ya. Vay! Gel gel, bir tanıştırayım seni ya. Ha toprağım lan ver ya, ne zamandır görmüyorum. Eyvallah, sağ ol ya. Suzi. Merhaba. Hello. Oo. Ya. Hello, İskoç musunuz? Yes, I speak English. Yeah. Yeah, I'm funny. A little. Feel the world, make it better place. For you and for me and the entire human race. Ersin, sir. You say, what's your name? He? Adın ne diyor? Arkadaşlar Mustafa derler. Ama sen bana kısaca Mustafa diyebilirsin. Evet. Mustafa. Yer değişelim mi? Ha, değişelim, gel. Gel. Ama çok dokunma abi, şey yapma. Yok yok, dokunarak değil, biz zaten şey yaparak. Evet. Why you sitting here? Kırsal bölge, büyüdük. Okay. Origin. Origin. Yes. This. Ah. And turn. Yes. And final. Home. Yeah. Mustafa söyle yani, Adana'yı söyle, işte biz çok büyük bir aileyiz de. Darling, sen söyle bana. Samir, dear friend. Dear friend, darling. Nasıl meet you? No. I am from Adana. Ya benim biraz İskoçyam zayıf yani. Ancak bu kadar idare edebildim. İskoçyam zayıf. My father is very rich. He is my friend, you not my friend. Okay. He is my good friend. Okay, okay. Kardeş sen gitsene oradan. He is my brother friend. Yok işte ben de. Kardeş bir uzaklaş, azıcık uzaklaş. No, Ersin. Ya ne konuşacağım Ersin, sit here, please. No problem. I am from Adana. My father is very rich. Yes. Grapefruit, you know grapefruit? Yes. Narenciye. Full. Yes, Orange. Orange juice. Orange juice. My orange garden. Orange garden, orange juice, Olympus. What you say? What? Farmer. Not my problem. Farmer. My father farmer. Okay. Is very rich. Your father farmer. You what you want? What you making? Sorry. Ne diyor biliyor musun? Ben İskoçum, tamam mı? Evet. Eğer muhatap olacaksa benimle, yani bu pantolonla şu çorabı olmayan kişiyle ben muhatap olamam. Tamam, ben çıkartıyorum diyor, pantolonu. Bizim İskoç. My family. Yeah. You see my family? Okay. My family every time go. Yes. Okay. What you Turkish etek? Etek. And Scotch etek. And he's. Yeah. Giyerim kız. Yeah. Vallahi giyerim. Yeah. I am drinking. Drinking değil o. Etek. Türkiye. Giymek ne demek lan? Okay, no problem. Please. Aynen, ateni giy gel. Bir ondan sonra I see you muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Tamam, o zaman ben hemen bir etek geçirip geliyorum. Yes, please. Bir de ailesi pantolon, mantolon falan öyle erkek de istemiyormuş. Çıplak. Her şey anlatıyor. Etek yani, etek giydin mi her tamam, türlü... Tamam, etek giyip geliyorum ben hemen. Kankamla konuşabilirsin, aynen. Hemen şeyde, şu villalarda kalıyorum. I am rich. Ha. This is my house. Okay. Duymuyor, dön bana. Villası varmış, onu anlatıyor. Ben villam var, İngilizce nasıl anlatayım Suzi ya? Neyse, şimdi etek giyip gelecek. Sen devam et bence. Peki ben ne yapacağım o eteği giyip gelirse? Ya işte öpüşün gidin. Ya işte öpüşün gidin. Ne diyor ya? El ele tutuşun. Yani... El ele tutuşun. Sen de hemen mi feda ettin arkadaşını iki villaya? Suzi! Bak, gayda etek. Sinan, sen birazdan Adana'dan hemşerisi olarak geliyorsun ve Mustafa'yı ya plajda rastlıyorsun. Adana'dan aynı mahalleden çocukluk arkadaşın. Ersin, good ben. Ya. Okay. Hazır ol Sinan, biraz sohbet etsinler, öyle gir. Okay, sen gidebilirsin artık, ben eteği giydim.
He? Eteği belki, giydim. İşte müziği bazen... de çaldım. Eyvah. Eteği topla. Etekle öyle oturulmaz Mustafa. Ben biraz burada sizi izlerim. Bir şey isterseniz... Etekle öyle oturulmaz Mustafa. İçerseniz falan. Mustafa. Duyuyorum. Mustafa, etekle hanımlar gibi otur. Böyle olur, oturulmaz. Olur, Allah olur, kahretmesin. Ya. Topla ayaklarımı. Eşim, canım benim istiyor müzik, müzik. Müzik. Want music. Ya ben bunun üfleme yerini bulamadım ki. Artık neyse, en azından playback'le kurtardık. Müşteri, müşteri abi, mal sen... almaya gelmişler, mal almaya gelmişler. Abi ben burada senden başka bir mal görmüyorum, kusura bakma, bu nedir ya abi? Ya mal almaya gelmişler, bütün narenciyi bunlara toptan vereceğiz. Abi. Ya yemin ediyorum bak, sıkışık durumdayız, yapma Sinan. Abi bu ne hal böyle? Oğlum malı satmak için, abi, ailemiz için yapıyorum ben bunu. Abi ne oldu sana böyle? Tamam, gel konuşalım, çıkar şunu. Şununla evlenip, pasaport alıp yurt dışına gidecektim bana ben. Bana bak, yurt dışına şunu. Gideceğim diye. Ya Suzan bir şey söyleyeyim. İki aileyi birbirine koydular. Allah'ın olmasın. Ya Ersin. Sağ olun. Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten yabancı dil konusunda da seyircilerimizi eğittik. Çok yararlı, yararlı bir program oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra sende. Merakla bekliyoruz seni. Haydi bravo. Bravo. Ben mi? Seni isteyebilirim. Tamam. Hazır. Çıkıyoruz. Arkadaşlar, Sinancığım hoş geldin. Bana Bollywood'dan bir film teklifi geldi. Sangam filmini çekeceğiz. Biliyor musunuz Sangam? Arkadaşımın aşkı. Ben bu konuşmama şaşırmayın, ben Mesut oyuncusuyum. Sen, senin arkadaşın o. Benim arkadaşım o. O bana aşık. Evet. Sen de buna aşıksın. Ben de sana aşığım. Sen baba, sen amca. Hintli amca, Hintli baba, Hintli bacı, Hintli ana. Siz oturduğunuz yerde sinirli sinirli bakacaksınız. Biz de dans edeceğiz. Onlar oturdukları yerde sinirli sinirli bakacaklar. Bakacaklar. Biz de dans edeceğiz. Arkadaşının aşkını alıyorsun. Ha ben, tamam. O senin aşkın aslında o. Yani siz evet. Aşıksınız, ben ondan seni mi alacağım? Sen ondan, o karışmıyor seninle. Sen beni hep peşime düşeceksin. Ben senin peşine düşüp dans edeceğim. Evet, ben dans onu bileyim yeter bana. Tamam. Ben senin peşine biz düşüp dans edeceğim. Sinirli sinirli bakacağız. Sinirli sinirli bakacaksın size, öfkelisiniz. Tamam. Bir tane ağaca iş yazma. Gelsene. Ağaca mı? Ağaç dursun. Ha biz arada arkada şey yapacağız. Tamam çok güzel. Şuralardan böyle böyle bakmalı. Aynen. Şimdi biraz tamam. Ağaç geçireceğiz. Ben olsam yani kurumuş ağaç yapardım. Yani hiç böyle dallara falan tamam. Gerek yok. Kurumuş ağaç. Böyle dururuz. Tamam hadi başlıyoruz. Gel peşimden.
sonuçları belli oldu. Gördüğüm kadarıyla bu haftanın kazananı da, bu hafta eve veda edecek yarışmacımız da ucu ucuna belli olmuşa evet. benziyor Şahin. İlk önce haftanın kazanan yarışmacısını açıklamak istiyorum. Baktığımızda bu hafta Sinan rakiplerini tam 84 kere güldürmeyi başarmış. Evet, alkışlıyoruz Sinan'ı. Ama tabii Sinan gülme konusunda da kendini çok tutabilen biri olmadığı için. şöyle, kendisi de 58 kez gülmüş. Bir ses çıkart, öfke ses. Nurullah diye bağır havaya. Nurullah diye havaya bağır. Ya bir git ya. Bağır havaya Nurullah diye. Bağır bırak konu çıkart. Gar 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 gar. Bu hafta güldürme ve gülme oranlarına baktığımızda sondan üçüncü yarışmacımız 41 kez gülüp rakiplerini 7 kez güldüren Aslı. Dayanamadın mı? Ne? Bana. Dayanıyorum. Garip bir kurbağasın. Bu hafta sondan ikinci yarışmacımız da 56 kez gülmüş. Fakat elenmekten rakiplerini güldürmeyi başardığı için kurtuluyor. 13 kez rakiplerini güldürdüğü için -43 güldürme puanıyla bu haftanın sondan ikinci yarışmacısı Suzan kardeş oluyor. Gerçekten başıma bu da geldi ya. Parı ver. Bunu kapatma. Güldürme beni evinden ilk ayrılacak yarışmacımız 48 kez gülmüş fakat rakiplerini sadece 3 kez güldürebilmiş. -45 güldürme rakamıyla maalesef evden ayrılan yarışmacımız Nursel Köse. Küfür edeceğim. Savaşma. Vuruyorsun bayağı. Hemen damağınla baskı uygula. Hemen uygula. Rama rama rama. Hep bunda uyuyordu, kurban oldu. Çünkü sivri ya, şey ağzınıza mağzınıza şey olmasın diye. Sen, senin arkadaşın o. Benim arkadaşım o. O bana aşık. Evet. Bizden bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Siz rahat rahat bol bol gülmüşsünüzdür. Güzel bir program oldu. Ben bayağı güldüm burada. Evet, farkındayım. Ben de öyle. Seçtiğimizde gülmüşler. Ben de öyle. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.